kurtulma veya bundan baş etme yöntemini geliştirmiyorlar. Niye bu hastalık bilinç düzeyi yüksek insanlarda daha fazla oluyor? Yani kısıtlayıcı tipte bir anoreksiya olabilmek için dediğim gibi bir kere iradenizin kuvvetli olması lazım. Çünkü aç kalmak kolay bir şey değil. Yani bunu böyle pozitif bir nokta olarak söylemiyorum ama olay bu. Dolayısıyla da orada şöyle bir sorun var ama. Şimdi hastaları gördüğünüz zaman mesela görüyorsunuz işte insanlar düşmüş artık 23 kilo, 25 kilo. 25 yani, kilo. Tabii. Ve yani çok korkunç durumda. Ama hala konuştuğunuzda yani bozukluğun ağırlığını bazı vakalarda söylemek için, belirtmek için söylüyorum. Hala kendisini yani kilo vermesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada bazı olgularda artık bunun iyice bir gerçeği değerlendirme sorunu haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani ağırlık olarak baktığınızda burada bir algı ve gerçeği değerlendirme sorunu olarak yani bir sürü ağır olguda aslında fark yani nasıl söyleyeyim gerçekle bağdaşmama durumu neredeyse hani bir şizofreni de olacak kadar ağır aslında. Çünkü hala işte 23-25 kilo 30 kilo olan birisi işte şuramın biraz daha zayıf olması lazım veya idamdaki vücut şu diye devam edebiliyor. Dolayısıyla buradaki o düşünce ve algı sorunu. Yani temelde bir algı bozukluğu oluşuyor o zaman. Şimdi vücut algısı dediğiniz şey veyahut da vücut imajı diyelim. Bunun 4 tane bileşeni var. Bir tanesi algı. Yani çünkü hakikaten kendinizi nasıl gördüğünüzle ilişkili bir şey. Zaten bu vücut dismorfik bozukluk denen şeyde o algı bozuk oluyor. Sadece ama o da kilo ile ilgili olması tabii gerekmiyor. Mesela diyelim ki burnunuzu beğenmiyorsunuz. Bu anoreksiyle direkt yani anoreksiyle beraber olabilir ama ayrı aslında bir son olarak düşün. Ama oradaki de benzer bir şey. Yani diyorsunuz ki benim burnum iyi değil. Dolayısıyla size insanlar diyor ki yok burnumda bir şey yok. Şimdi burada da bir sürü insan da diyorlar ki benim mesela işte göbeğim var. Hani diyorsun göbeğin falan yok. Sen zaten vücut kitle indeksin 13 yani senin göbeğin falan olamaz dolayısıyla. Ama orada kişi hala kendisine baktığı zaman o şekilde algılamaya devam ediyor. O yüzden zaten yemek yediklerinde çok böyle bir yoğun bir kaygı olmasının sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü insan yani danışanlarla konuştuğumuz zaman şiştiklerini söylüyor zaten. Mesela onu çok net tarif ederler. Yani diyor ki ben işte bugün 300-400 kalorilik bir şey yedim. Karnım şişti, yüzüm şişti. Zaten tabii diyorsunuz ki böyle bir şey olamaz. Yani sen sonuçta işte bir tane elma yedin yani bir elma yani nereye şişirebilir ama öyle değil. Hakikaten algı olarak da o algı oluyor. O yüzden de bir şekilde o yeme bozukluğunun şiddetine göre kişi evet öleceğini gördüğü halde ki çoğu zaman bunu bu şekilde insanlar kabul etmez. Yani yeme bozukluğu olan kişilerin önemli bir kısmı zaten kendileri yeme bozukluğu olduğunu kabul etmezler. Sonucundaki durumlarla ilgili olarak da genelde gerçekçi değillerdir. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu anoreksiya biz işte tarif ederken sanki senin zihninin içine başka bir şey girmiş gibi. Yani kafana bir şey girdi. Böyle bir alien gibi bir şey. Seni kontrol ediyor gibi. Dolayısıyla normal tanıdığınız tatlı böyle işte dürüst ondan sonra gayet makul. Davranan makul kızınız veya oğlunuz ama daha çok kızınız tabii gider. Yerine yalan söyleyen bu konuda her konuda değil. Bir şekilde gizli gizli işler çeviren bir insan gelir. Dolayısıyla biz bazen onu o şekilde tarif ediyoruz. Bak diyoruz sen bu ikisini ayır. Senin çocuğun ayrı, anoreksiya ayrı gibi. Aynen. Anoreksiya bunu yaptırıyor gibi. Tabii metafor olarak tarif ettiğin zaman insanlar bunu daha iyi anlayabiliyorlar. Çünkü kişinin... Yani Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi bir şey oluyor. Oluyor evet. Çünkü kişinin davranışlarını değiştiren bir şey gibi. Aslında bu bir sürü obsesif durumda da böyledir mesela. Orada da sanki sizin içinizde olup da böyle tabii öyle bir şey yok ama yani bir şekilde orayı kontrol eden başka bir varlık varmış. Bütün bipolar gibi mi oluyor yani? Yok değil. Değil. Aslında tabii bu yani gerçekten kafanızın içinde bir şey olup sizi kontrol ediyor değil ama yani olayı anlamak ve ayırmak açısından abi. Önemli. Çünkü burada şöyle bir şey var. Mesela anoreksiya olan insanların diğer konularla ilgili yargılamalarında falan bir sorunları yok. Zaten gayet akıllı, başarılı konuştuğunuzda bir sürü konuda son derece iyi karar veren insanlar. Bunlar öyle bir yani dağılmış, işlevselliği yok olmuş, düşmüş. Yani çok tabii kiloları düşünce değişiyor ama insanlar değiller. Ama burada yani yemeyle ilgili yargılamalarında ve düşünce yapılarında ve vücut algılarında orada ciddi bir sorun var. O yüzden sanki orada bir başka bir şey orayı ele geçirmiş gibi tarif ediyor. Şimdi öyle olduğu zaman ne oluyor? Sanki sizin
kafanızda bununla ilgili başka bir şey var. Ve o böyle size diyor ki yeme 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 yeme. Yani seni bir şekilde yemekle karşılaştığında kaygılandıran ve seni çok iyi tanıyan bir şey gibi düşüneceksiniz. Dolayısıyla sana nereden seni vuracaksa onu bilip oradan sana doğru hareket eden bir şey. Öyle olduğu için ve sen yemedikçe de onu güçleniyor gibi düşünüyorsunuz. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Kilo düştükçe aşağı, ne kadar makul bir insan da olsan gitgide sen zayıflıyorsun, anoreksiye güçleniyor gibi oluyor. Dolayısıyla senin üzerindeki etkisi ve kuvveti artıyor gibi, yani bir benzetme yapabiliriz. Öyle olduğu için bulimiyle mesela farkı ne bunun? Bulimiyadaki, yani bulimiyadaki fark şu. Bulimiyada bir kere şöyle, yani iki fark var. Bir tanesi bulimiyanın bir avantajı tabii kilonun düşük olmaması. Çünkü kilonun düşmesi, yani açlık belli bir süre sonra vücudun pek çok şeyini bozuyor. Yani işlevleri bozmaya başlıyor. Çünkü mesela beyninizde serotonin kalmıyor. Serotonin falan almıyorsunuz çünkü. Yani mutluluk diye bir şey kalmıyor sonra. Yani gitgide aşağı doğru düşüyorsunuz. Mesela depresyona giriyorsunuz ve bir sürü başka şeyler de oluyor. Bulimiyadaki, dediğim gibi, oradaki patoloji biraz daha farklı. Bulimiyadakilerin temel sorunu, biraz önce çok güzel anlattı tabii. Ne oradaki esas sorun? Oradaki esas sorun senin olumsuz duyguyla. Yani burada da öyle ama bulimiyadaki daha açık şekilde başa çıkamadığın için hızlı kurtulman gereken bir durum. O yüzden de öğrendiğin bir davranış. Yani ha, kendine işte bir şekilde zarar vermişsin, ha yemişsin, kusmuşsun. Evet, biraz sonra kendini kötü hissedeceksin, biliyorsun, ama o anda o şeyden kurtulman lazım. Peki bu tıkanırcasına yemeyle bulimiya paralel giden iki şey mi? Yani bulimiyada çıkarıyorsun. Tıkanırcasına yemeyle çıkarmıyorsun. Ha, çıkarmıyorsun. Dolayısıyla onda sadece yiyorsun, bulimiyada yiyorsun ve çıkarıyorsun. Dolayısıyla ikisinin arasındaki şey o, fark o. Şimdi burada o yüzden yani anoreksiyadaki özellikle o yoğunlaştıkça olan, zaten şöyle tabii ölüm oranlarına baktığınız zaman yani mortalitesi anoreksiyanın çok daha yüksek bulimiyaya göre. Çünkü açlıktan ve gitgide aşağı düştüğü zaman özellikle kardiyovasküler sistemde pek çok sorun oluyor. İşte kalp hızı yavaşlıyor, tansiyonla ilgili değişiklikler oluyor ve sonra işte bradikardi, yani kalp hızı yavaşlıyor. Genelde yani çoğunun ölümü işte geceliğin zaten normalde kalp yavaşlamasının üstüne gelen iyice yavaşlama oluyor ve kardiyovasküler işte o sebepten ölüyorsunuz. Veyahut da bir kısmı suisitte, yani intiharla ölüyor tabii. Dolayısıyla bulimiyadaki durumda, yani ikisinin patolojisi bir miktar farklı olduğu için, ama anoreksiyada gitgide yani o kilo aşağı indikçe kişinin yargılaması daha da bozuluyor. Efendim? Metabolizma yavaşlıyor. Evet, ve yargılamanız daha da bozuluyor. Yani ilk zamanlardan değil ama kilonuz aşağı doğru düşmeye devam ettikçe açlığın etkileri, yani beyninizdeki etkileri daha belirgin olarak tabii ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında anoreksiyaların, yani ağır olan anoreksiyalar düşünce bozukluğu açısından, dediğim gibi, yani bir psikotik bozukluktan çok bir farkları yok. Yani o derece zaten ikna edemezsiniz. Yani nasıl bir insan kendisinin, ne bileyim işte, beynine ve uzaylıların çip yerleştiğini düşünüyorsa ve kolay kolay ikna edemezseniz, burada da kilo ile ilgili ikna etmeniz mümkün değil. Uzaylılar gitti diyorsunuz, yerine şey geldi, Bill Gates geldi. Evet, doğru. Değil mi? Aşı çipi. Evet. Dolayısıyla oradaki patolojinin ağırlığı yüzünden İnsanlar evet ölebileceklerini bilse bile devam eder. Aslında bunu şunun için de düşünebilirsiniz. Bizim bir sürü gördüğümüz durum da böyle. Mesela işte bir madde bağımlısı insan için de yani evet, biliyor öleceğini. Yani zaten belli. Yani çok daha basit bir sigara içenleri düşünün yani. Sonra sigara içen insanların %50'si sigara yüzünden ölecek. Bu artık yani çok net bir bilgi. Bilgi mi, gerçek? Evet, yani bu hiç kimsenin yaslayamayacağı bir şey. Ama insanlar içiyor sigara. İçki içiyor. Yani yani o zaman bu şey, yeme bozuklukları da aslında bir tür bağımlılık mı? Şöyle, yani kontrol kaybı olan her şey aslında aynı şekilde değerlendirilebilir. Yani o yüzden aslında ilk başta hani hangisi bozukluk, hangisi değil diye konuşurken. Mesela şimdi bu biraz daha genel bir şey olmuş oluyor ama şöyle düşünelim. Mesela işte arkadaşlarınızla oturuyorsunuz, çıktınız, gittiniz, iki tane bira içiyorsunuz. Tamam, çok güzel. Veya ne ister rakı içiyorsunuz. Keyfiniz yerinizde, içtiniz, kalktınız, herkes mutlu. Şimdi bu ayrı bir şey. Mutsuz olduğunuz için, arkadaşlar bir saniye ben buna dayanamıyorum, bir kendime geleyim deyip oturup içmeye başlamanız, sonra iki tane içme yerine 10 tane içmeniz, sonra sabah kalkıp işe mi gidemeyişiniz ve bu yüzden karaciğerin hastalığı olduğu halde içmeye devam etmeniz ve karınızın sizi boşaması ayrı bir şey. Dolayısıyla ikisi arasında, ikisinde de bir şey içiyorsunuz. Bunda da öyle, mesela herkes işte arada bir diyet yapıyor, herkes arada bir yemeğini kaçırıyor ama birisinde yani bir kontrol kaybı var ve tabii eşlik eden işte o obsesyonel durumlar ve diğer şeyler var. O yüzden yani benziyor mu? Özellikle bulimya kısmında çok benziyor.
Yani o dürtüsellikle kontrol kaybı kısmı. Peki Feyzi Hocam, şimdi anlatılan tablo oldukça ağır. Buna rağmen siz de hocam da başta dediniz ki bunun fark edilmesi çok zor. Bu kadar net bir şey nasıl fark edilmesi zor olabilir? Çünkü şöyle, özellikle çok kilo kaybı yoksa, yani birlikte de yemek yenmiyor artık bir şekilde, yani günümüz koşullarında yeme bozukluğu gayet saklanılabilir. Yani işte ben yedim, aç değilim ya da işte sadece diyetteyim. Çünkü çoğu insan yeme bozukluğunu aynı zamanda diyet yapma olarak da görebiliyor. İşte bizim kız da diyet yapıyor, bizim oğlan da diyet yapıyor gibi. Halbuki orada bir diyet değil, yeme bozukluğu var. Mesela bulimiya... Peki nasıl anlayacak aileler farkı? Ya şöyle, bir kere şöyle sorular. Sence kilo aldın mı? Kilolu muyum? Bunu sık sık sormak. Kilo verdin mi? İşte kollarım kalınlaştı mı? Özellikle yeme bozukluklarında mesela evet kilo almaya dair bir korku var ama şöyle yanlış, doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Şimdi her yeme bozukluğu olan kişi, anoreksiya nervoza olan kişi böyle aynaya baktığında kendini kilolu görmez. Yani yazın işte internet arama motoruna anoreksiya nervoza diye klişe imgeler vardır, görseller. Onlar çıkar genelde. İşte bir tane çok zayıf bir genç kız kendini aynada kilolu görüyor şeklinde gibi. Evet, bu şart değil midir? Bu şart değil. Yani bu şart değil. Yani evet kendini olduğundan daha kilolu görebilir ama bazı durumlarda da şöyle oluyor. Bir, evet kendisinin zayıf olduğunu biliyor ama bir bölgesini, mesela benim göbeğim var. Ben evet zayıf olduğumu biliyorum ama benim göbeğim var. Ve eğer yemeye başlarsam bu sefer göbeğim daha da fazla olacak gibi. İkincisi, bu senaryonun dışında da evet kişi zayıf olduğunu biliyor bazı anoreksiya nervozu olan kişilerde ama bir yemeye başlarsam ve kontrolü kaybedersem o zaman işte 5 kilo değil 20 kilo alırsam ne yapacağım? Çünkü öyle bir aşerme var ki her şeye karşı, yani ona o kadar aç kalmak gerçekten zor, kontrol etmek gerçekten zor. Öyle olduğu için de tabii ki mesela dışarıdan anlaşılmasında kontrol etmeye çalışıyor bu sefer kişiler. Yani bunu gizli yapmaya çalışıyor çünkü bundan utanıyor. Utanıyor. İşte yemek olan ortamlardan olabildiğince kaçınma. Çünkü yemek olan ortamlarda gerilme. Bu neyi getiriyor? Sosyalleşmeyi engelliyor tabii ki. Bir de düşünsenize bunun ergenlik çağında olduğunu. Ergenlik nedir? Akranlarla sosyalleşilen dönem. Siz şimdi yemek var diye akranlarınızdan uzaklaşıyorsanız ya da kilo aldığınızı düşündüğünüz için akranlarınızdan uzaklaşıyorsanız bu sefer ne oluyor? Aileyle simbiyotik, yani bağımlı bir ilişki haline geliyorsunuz. Burası çok tehlikeli Fatih Bey. Çünkü aileler farkında olmadan şöyle bir döngüye giriyorlar. Hasta ve hasta bakıcı simbiyotik ilişkisi. Yani yeme bozukluğu üzerinden bağımlı hale gelen, öyle söyleyeyim, ebeveyn çocuk ilişkileri. Evet. Yani işte anne baba alıyor çocuğu psikoloğa götürüyor, işte psikiyatriste götürüyor, testlerini yaptırıyor. Yedin mi, yemedin mi, ne kadar yedin sorgular. Bu sefer şunu öğreniyor çocuk, bir dakika ya. Hani bugüne kadar benimle hiç ilgilenilmedi, olması gerektiği gibi ilgilenilmedi. Şu an yeme bozukluğum üzerinden, yani hasta rolü üzerinden benimle ilgileniliyor. Şimdi bu yeme bozukluğun iyileşmesini çok zorlaştıran bir faktör. Şey. Orada yuvalanıyor artık, tamam mı? Çünkü kişi hayatındaki en iyi performansını sergiliyor bir bakıma da. Çünkü yeme bozukluğu bir başarı olduğu için, yeme bozukluğu olan kişiler açısından, bir kısmı açısından. Bu sefer o bir performans. Eğer yeme bozukluğundan iyileşirse bu sefer ne olacak? Aile ilgisini kaybedecek. Yani aile ilgisini kaybedecek. O işte sergilediği en iyi performansı kaybetmiş olacak. Şimdi ergenlik döneminde başlıyor genelde yeme bozuklukları. Genellikle mesela anoreksiya nervoza erken ergenlik döneminde. Bulimiya nervoza biraz daha orta ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi. Tıkınırcasına yeme bozukluğu hemen hemen her yaşta. Şimdi sizin sosyalleşmeniz gereken dönemde, romantik ilişkiler kurmanız gereken dönemde yeme bozukluğuyla uğraşıyorken tabii ki bu sefer sosyal gelişiminiz, duygusal gelişiminiz, özetle psikolojik gelişiminiz de geride kalıyor. İyileştikten sonra bir bakacaksınız hayatınıza, akranlarınız işte iş kurmuş, işte işlerinde başarılılar. Tabii ki yeme bozukluğu olup da işlerinde başarılı olup sosyal olan insanlar var. Ama hani genel bir tablodan bahsediyorum. Yeme bozukluğundan iyileştikten sonra, yeme bozukluğu süresince kaybedilenlerle yüzleşmemek için, çünkü bu oldukça ağır, bazen kişi iyileşmeyi reddediyor ve daha zor hale getirebiliyor. Şimdi aileler nelere dikkat etmeli? Kilo aldın mı, verdin mi sorularının çok sık olması. Kişinin tartılmak... Galiba sadece ailenin değil, çevreninde. Çevreninde. Sık sık tartılmaktan korkma.
İşte bazı yeme ritüelleri, işte aynı bardaktan su içme, aynı tabaktan yeme, yemeği kendisinin işte tabağa koyması, ölçmesi, başkalarının ne yediğini de aynı zamanda kendisi gibi kontrol etme davranışları, yeme ritüelleri, yeme bozukluklarını özellikle anoreksiya nervozu da oldukça sık görülüyor. Yani sadece kendini, başkalarını da, aile bireylerini de kontrol etmeye çalışıyor. Yani örneğin anne diyelim ki daha az yiyorsa, buna dair inanılmaz bir frustre olma, gerginlik hissetme ve işte herkes aynı miktarda yesin, herkes aynı yiyeceği yesin. Ya da birisi diyet yapıyorsa bundan tetiklenme. Aa işte o diyet yapıyor, benim de yapmam gerekiyor. Ama bakıyorsunuz zaten hani 40-42 kilo civarında gibi. İşte yemekten sonra banyoya gitme. Yani mesela bulimiya göstergesi. Evet, bulimiya nervoza çok uzun seneler gizlenebiliyor. Yani öyle bir şey ki 6 ay sonra gelmiyor kişi. Aa ben bulimiya nervoza oldum diye. Yani 2 sene içinde geldiyse diyorum erken geldiniz geldi. Yani bayağı erken geldiniz. Ortalaması 5 senedir. Ortalaması 5 sene. Yani pandemi döneminde şimdi yeme bozuklukları yetişkinlerde %80 arttı araştırmalara göre. Ergenlerde %225 yayınlanan raporlara göre. Şimdi bunun birkaç sebebi var. Birincisi pandemi yeme bozukluğunun oluşması için bütün etkenleri zaten hazırladı. Bir, global travma nedir o? Yani hepimizin hayatını etkileyen, bir anda hepimizi kontrolsüz hissettiren, belirsizlik içinde bırakan, günlük rutinimizi bizden alan bir dönem yaşadık biz pandemi sürecinde. Bu bir tek hasta olma endişesi değil. Bütün günlük rutinimiz değişti ya yani şimdi. O yüzden şimdi belirsizlik, tam yeme bozuklukları neler tetikler? Belirsizliği yönetmekte zorlanma, işte kontrolsüzlük hissi. Ne oldu bu sefer akranlarla sosyalleşme olacakken olamadı. Ergen izole oldu, daha fazla sosyal medyaya maruz kaldı. Zoom kameralarda, FaceTime'lerde bütün gün kendimizi görüyoruz ve onlar da daha büyük gösteriyor ne yazık ki. Şimdi bütün bu faktörler yeme bozukluklarının oluşmasını bu süreçte tabii ki etkiledi. Artı aileler daha fazla evde ve bir arada olduğu için de bir bakın bakmayın farkına da vardı. Yani çocukların yeme bozukluğu olduğunu yani evden çalışırken. Çünkü bu ölçme, biçme, az yedin, fazla yedin, kendini kontrol etme. İşte örneğin yeme bozukluğu olan kişilerin özellikle anoreksiya nervoza da bir kontrol mekanizması vardır. Yani bir pantolon, o pantolona giriyorsam eğer tartılmaktan kaçınıyorsa kilo almadı. Yani o onun kontrol pantolonudur. Ya da işte şuradaki kemikleri kontrol etme. Eğer bu kemikler hala elime geliyorsa tamam zayıfımdır gibi. Bunlar belli başlı göstergeler. İşte kendini sürekli ayna karşısında çekme her gün ve fotoğrafları karşılaştırma. Bacakların birbirine değiyor mu, değmiyor mu gibi. Şimdi bunları genelde gizli yaptıkları için aslında yakalamak da zor. Ama eğer ki hocam kilosuna anlaşılmaz mı çocuğun? Yani yavaşladı, hafifleşti. İşte şöyle işte bulimiya nervoza kilo verdiren bir şey değil. Yani bunun sebebi de şu, çünkü sindirim ağızda başlar. Tamam, sindirim ağızda başlar. Yani her ne kadar kişi isterse dünya kusma şampiyonu olsun, yediklerinin hepsini çıkarsın. Günün sonunda %50'si, yani minimum %50'si vücudunda kalıyor. Her hani bulimiya nervoza da her atak episodu. Yani bulimiya nervoza nedir? Kısa bir zaman dilimi içinde kişinin normalde yiyeceği yiyecek miktarının çok daha fazlasını kontrolden çıkmış bir şekilde yemesi ve daha sonrasında da kilo almamak için işte kusması, egzersiz yapması gibi telafi edici yöntemlere başvurması, sağlıksız telafi edici yöntemlere başvurması. Şimdi orada kustuğu zaman kişi zaten hani maksimum %50'sini çıkartabiliyor. Bir atak episodu kusmadan önceki ortalama 3000 kalori. Siz bunu düşünsenize 1500 kaldı. Günde bunu 3-4 kere yaptığınızı düşünün. Zaten 4-5 kalori aldınız. Yani obez olup aynı zamanda bulimiya olan çok kişi var. Ve bu bir şekilde gizleniliyor. İşte banyoya girip işte kusarken duş alıyorum deyip işte duşu açma gibi. İşte eğer odada lavabo varsa işte odada kusma gibi. Ama işte diğer telafi etme yöntemleri mesela laksatif kullanımı yakalanamayabiliyor. Ki bu laksatif kullanım 1-2 ile başlıyor 80-90'lara kadar çıkabiliyor. Yani müsil ilacı kullanımı günde 80-90 tane. 80-90'a kadar çıkabiliyor zaman içerisinde. Ya da aşırı egzersiz yapma. Mesela işte ataktan sonra 3-4 saat egzersiz yapma. İşte ama baktığınız zaman işte çok yedi de yakmaya çalışıyor der. Yeme bozukluğu hakkında farkında da olmayan bir kişi. O yüzden gerçekten yeme bozukluğunu yakalamak zor. Biraz takip etmek gerekiyor. Yani yemekle olan ilişkisi, yemek olan ortamlarda çocuk geriliyor mu? Arkadaşları pizza yemeğe çağırdı. Gitti mi? Orada ne yedi? Yani bu kontrolcülük veya polislik, yeme polisliği değil. Ama yeme bozukluğu, dikkat etmek, biraz dikkat etmek. Yani
Öyle söyleyeyim. Peki dikkat etmek çözüm getirir mi burada? Yani diyelim ki yakaladı. Ondan sonra farkına vardı diyelim. Yakalamak doğru kelime olmaz. Yeme bozukluğu olduğunu çocuğun. O noktada yani tabii ki şimdi bana çok fazla e-mail geliyor bu konuda. İşte çocuğum yeme bozukluğu var ama kendisi yardım almak için yani istemiyor. Yardım almak istemiyor. Onu nasıl ikna edebilirim? Şimdi zaten kontrol bir mevzuyken yeme bozukluğunda zorla çocuğu tedaviye götürmek. Ha, tabii ki eğer ölümcül düzeyde sağlık sorunu hani varsa tabii ki orada yani yatış gerektirebiliyor. Hastaneye yatıp zorla besleniyor. Ve ne yazık ki bazen işte iki kötüden birisini seçmek zorunda kalıyorsunuz hayatta. Orada biraz zorla hastaneye yatırmalar olabiliyor. Ama olabildiğince yemeğe odaklanmamak. Çünkü ailelerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu Fatih Bey. Yemeğe odaklanıyor. Yani neye odaklanmak lazım? Ne hissettiğine. Yani bu çocuğun ne hissettiği. Yani yeme bozukluğunu yok saymak değil ama yeme bozukluğu etrafında da bir ilişki geliştirmemek. Ne yedin, ne kadar yedin, yedin mi, yemedin mi, kustun mu, kusmadın mı değil. Yani nasıl hissediyorsun? Yani bugün okulda neler yaptın? İşte yani günün nasıl geçti gibi. Yani sağlıklı bir iletişim kurmak aslında. Yani yeme bozukluğuna sebebiyet veren his saklamasını, duygu saklamasını ortadan kaldıracak bir davranış biçimi geliştirmek gerekiyor. Sadece yemeğe odaklanmak bir çözüm değil. Çözüm değil. Aksine o obsesyonu daha da arttırıyor. Yani bir de tabii ki ani hayat değişimleri var. Mesela işte ebeveynlerin boşanması, işte birinin kaybı. İşte bir yerden başka bir yere taşınma. Örneğin Amerika'da en çok yeme bozuklukları üniversiteye giriş senesinde olur. Çünkü neden? Aileden uzaklaşıyor. Yurda geçer, yurda kendi başına yaşamaya gibi. Başlar. Bizde daha çok 8. sınıf yani lise sınavına hazırlanırken çünkü bir stres faktörü, performans kaygısı, başarılı olma baskısı artı liseye geçiş ortamı değişti, arkadaşları değişti, kabul görmek zorunda. Mesela bir 8. sınıfta çok tetikleniyor o dönemde. Bir de üniversiteye geçişte aynı şekilde bizde de o dönemlerde en çok tetikleniyor. Örneğin size şöyle söyleyeyim. Yeme bozukluklarının zemini genelde çocukluk döneminden itibaren zaten inşa olmaya başlamıştır. Şimdi yeme bozukluklarının öncüsüne baktığımızda hep böyle bir işte ya işte bir depresyon, işte bir anksiyete bozukluğu yapılan araştırmalar onu görüyor. Yani bir yatkınlık. Tabii ki her depresyona... Anksiyete bozukluğu nedir çocuklarda? Yani işte yaygın anksiyete, kaygı, endişelenmek diyeyim size kabaca. Daha işte endişe, daha kaygıya yatkın, kaygı tandansı olan, daha kontrolcü, mükemmeliyetçi, başarı odaklı çocuklar risk grubudadır yeme bozukluğu açısından. Şimdi öyle olunca zaten bir bakıma tohumları çocukluk çağından itibaren atılmaya başlıyor. Sonrasında da bir hayat değişimiyle birlikte hop yeme bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani biz şunu görüyoruz. Yani bu bize öğretilen bir şey. Ben tedavide Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünün yeme bozuklukları tedavisi için hazırladığı manueli kullanıyorum. Yani bize derler ki yani hikaye alırken şunu göreceksiniz. Yani %100 değil ama bir genel bilgi olarak. Yeme bozukluklarının başlamadan önceki bir ya da bir buçuk sene içine bakın. Orada genelde bir hayat değişimi görürsünüz. Yani ailede işte bir kayıp, işte taşınma, okul değiştirme, yani bir hayat değişimi. O yüzden de hayat değişimleri önemlidir yeme bozuklukları açısından. Ama orada yine kapı bir açtığımız zaman karşımıza zaten kontrolsüzlük hissi çıkıyor. Çünkü hayat değişimleri aslında her canlı için zordur. Yani stres faktörüdür ve o değişime bizim adapte olmamız gerekir. Tamam mı? Ve eğer ki belirsizliği yönetmekte zorlanıyorsak, kaygı tandansımız yüksek ise... Mesela kaygı tandansı yüksek olduğu nasıl anlaşılır gençlerde? Şöyle söyleyeyim, yani Özgür Hocam belki onu daha iyi cevaplar. Ama şöyle söyleyebilirim, yani daha mesela endişeli olması işte... işte okulla ilgili endişeleri, arkadaşları çok fazla ya öyle olursa düşüncesi. Aslında anksiyeteyi, kaygıyı bu şekilde tanımlayabiliriz. What if İngilizcesi, Türkçe ya öyle olursa. Yani işte ben mesela buraya gelirken ya kaza yaparsam, işte ya geç kalırsam. Ya geç kalırsam. Saçım ekranda kötü görünürse. Kötü gözükürse, makyajım kötü olsa. Yani bu sürekli ya öyle olursa ya böyle olursa şeklinde. Evet, bazıları hayatımızdaki endişelerimiz var tabii ki, değil mi? Mesela eğer siz kalkıp da 3'teki uçağa
Tam yeni havaalanından 3'te uçağımız kalkıyor, yurt dışına gideceksiniz. Saat evden ben 2'de Erenköy'den çıkarsam uçak kaçırırız. Kaygıya gerek yani, yok. Kaygıya gerek yok. O zaman yolda sürekli uçağı kaçırırsam uçağı sabaha kadar düşüneyim, uçağı tabii ki kaçıracağım orada. Şimdi burada endişeyle sonuçta hani kronik endişeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani sonuç itibariyle kronik endişedir asıl anksiyeteye sebep olan ya da bozukluk olarak tasvir edeceğimiz kaygıya sebep olan. Dolayısıyla o daha endişeli çocuklar, işte okulda sevilecek miyim, sınavdan yüksek not alacak mıyım, arkadaş edinebilecek miyim, daha akranlarına göre biraz daha fazla düşünüyorsa, dert ediyorsa, ona biraz kaygı tandansı yüksek diyebiliriz diye düşünüyorum. Ben yanlış bir şey de söylemek istemem tabii ki burada. Çocuk ergen. Evet hocam, sizin alanınıza daldık. Şimdi şunu görüyorum ben hocam anlattığımdan. Yeme bozukluğu bir kez geliştikten sonra bunun psikiyatrik yönden ilaçla şunda buna tedavisi güç olmakla beraber, eğer erken evrede böyle bir risk olduğu faktörü ortaya konulabilirse bunun kontrolü daha kolay mı acaba? Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu biraz önce konuşulanlardan doğru sonuçlar çıkartmak lazım. Yani kaygıya yatkınlık olan insanların büyük çoğunda yeme bozukluğu falan yoktur. Tabii. Dolayısıyla yeme bozukluğu olması için, yani yaygın anksiyete bozukluğu olan insanlarda yeme bozukluğu yoktur. Dolayısıyla obsesif kompulsif olanlarda yeme bozukluğu yoktur. Yani büyük çoğunda yoktur yeme bozukluğu. Yeme bozukluğu ortaya çıkması için vücudunla ilgili bir hoşnutsuzluk olması lazım. Vücutla ilgili hoşnutsuzluk hissi olmadan yeme bozukluğu ortaya çıkmaz. Çünkü öbür türlü, yani kaygı kadar yaygın bir şey yok. Belirsizlik de çok yaygın. Yani pandemi evet belirsizlik yarattı. Yani ne oluyor şimdi? Belirsizlikten dolayı herkes yeme bozukluğu mu oldu? Niye yeme bozukluğu olayım? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla arada vücudumla ilgili bir değişken olması lazım. Yoksa her anksiyetesi olan, her işte havaalanına erken giden, geç giden yeme bozukluğu olsaydı herkes yeme bozukluğu olurdu. Tabii ki böyle bir şey yok. Önce bir onu söyleyeyim. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Hayır canım, böyle bir şey olur mu? Yeme bozukluğu, yani yeme bozukluğu şöyle bir şey değil. Yani kaygısı olan insanlarda yeme bozukluğu var denebilir mi, diyemeyiz. Kaygısı olan insanlar yeme bozukluğuna daha yatkın mıdır? Açık olabilir mi? Her şeye daha açıklar zaten. Madde kullanımına daha açıklar, kendine zarar daha açıklar. Depresyona daha açıklar, suistere daha açıklar, sosyal sorunlara daha açıklar. Kumar olamaya daha, her şeye daha açıklar. Her şey daha açıklar. Dolayısıyla o bir tarafta onu bir ayırmak lazım. Şimdi önemli bir başka nokta, onu hemen vurgulamadan geçmeyelim. Şimdi tedavide anne baba yemekle ilgilenmesin diye bir şey yok. Onu söylemek lazım. Çünkü aile temelli tedavilerde, anoreksiya tedavilerinde tam tersini yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sen çocuğa yedireceksin. Diyorsun ki senin işin bu. Çocuğa yedirmek senin işin. Çünkü burada kendisi yiyemeyen bir insan var. Çünkü öbür türlü şöyle bir şey olmuş oluyor. Yani İşte body mass indeksi 14, yani kilosu 30-40'lara düşmüş bir insanın kendiliğinden yemesi, anne babasının da onun duygularını ifade etmesine çalışması şeklinde bir şey hiç kimse yemek yemez. Böyle bir şey yok yani. Eğer öyle olsaydı zaten, yani bu yeme bozukluğun hafif olduğu durumlarda olabilecek olan bir şey. Ama diğerlerinde yedirmek zorundasınız. Yani o kişi onu yiyecek yani. Eğer yemezse, yemek yemeden anoreksiye düzelmez. Dolayısıyla o çocuk onu yiyecek. Onu da kim yedirecek? Normal şartlar altında annesi babası yedirecek. Hastanede tedavi etmek zaten genelde çok daha fazla nüksetmesine dönüyor. O yüzden çok tavsiye edilen de bir şey değil. O yüzden o da önemli. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyemeyiz o yüzden. Yani sen anoreksi olan bir çocukta bunun yemesine odaklanma demek garip bir şey olur. Çünkü yani benim çocuğum 40 kiloysa ben başka hiçbir şeye odaklanmam. Ki oraya odaklanmam lazım ya. Zaten o zamana kadar da bunu görmem gerekiyordu. Şimdi sizin söylediğinize baktığımızda. Niye görmüyorum? Görmüyorum çünkü çocuğumla geçirdiğim vakti ona göre de programlamıyorum. Yani eğer ben çocuğumla yemek yiyor olsam, daha çok yemek yiyor olsam, bunu görme ihtimalim daha çok. Akşamları daha çok vakit geçiriyor olsam, görme ihtimalim daha çok. Tabii ki yine görme ihtimalim, yani saklı bir şey olduğu için nasıl yani sigara içtiğini görmüyorsam bunu da görmeyebilirim. Ama sigara içtiğinde de aynı şey. Yani ben çocuğum haftada bir kere görüyorsam, iki saat konuşuyorsam, sigara mı içiyor, ot mu içiyor, eroin mi içiyor, bilmem nereden bileceğim ya. Ama sık sık görüyorsam herhalde bilme ihtimalim daha yüksek. Ne yaptığını, ne ediyor, kimle görüşüyor, değil mi? Aynı şey yani. Sonuçta eğer benim ilişkim yeterli değil ise o zaman tabii bir sürü şeyi zaten görmem daha zor demek. Şimdi o yüzden yani yeme bozukluğuna giden yol
her zaman için vücut ilgisi, vücutla ilgili hoşnutsuzluk hissinden geçiyor. Bu olmadan, en temel mesele bu mudur? Bu olmadan yeme bozukluğu olmaz. Çünkü diğer bozukluklar olabilir. Anlatıyorum. Yeme bozukluğuna spesifik bir yoldan gitmen için vücudunla ilgili bir hoşnutsuzluk olması ve vücudunla ilgili hoşnut olmanın, yani vücudunla ilgili olan algının senin özgüvenini ne olan ilişkisinin normalde beklediğinden biraz daha kuvvetli olması. Bu sadece anoreksiye ve bulimiya için mi geçerli, yoksa diğer yeme bozukluğu türleri için yani, geçerli mi? Yani şeydekiler için geçerli değil. Çocuklardaki işte yok o yani pikamika için onlar geçerli. O da çünkü bu tip bir bilişsel sorun yok. Ama diğerlerinde var. Çünkü yani benim vücudumla ilgili bir sorunum olmaz ise veya bununla ilgili problem olmaz ise yani bozukluk anlamında söylüyorum. Siz obeziteyi bu kapsamda saymıyor musunuz yeme bozukluklarından? Oradaki şey şu, yani bu yeme bozukluğu olarak tarif ettiklerimizde, yani mesela işte tıkanırcasına yeme, yani obezite o şeyler içerisinde değil. Yani yeme bozuklukları içerisinde geçen bir şey değil. Yani bunlardan dolayı obezite olabilir ama obezitenin sizin de söylediğiniz gibi zaten çok fazla başka şeyi de var, sebebi de var, endokrin sebepleri var, onlar var, bunlar var yani. Obeziteki sorun evet, obeziteki sorun başka bir taraf var onun. Yani psikolojik açıdan da bir başka sorunu var. Ama buradaki mesele, bir kere obezitesi olanlar vücutla ilgili hoşnut değil ki zaten. Onlar da hoşnutsuz. Ama onu kontrol edemiyor. Yani zaten çok, yani şöyle nasıl söyleyeyim. Obezitesi olan insanların büyük kısmına baktığınızda kilo verme talepleri olduğunu ama bunu yapamadıklarını aynen görüyorsunuz. Hatta zaten tam ters tarafa şeyler de oluyor. Yani orada mesela ne yapıyorlar? Egzersizden kaçındıklarını görüyorsunuz gibi. Ya da hızlı kilo verip hızlı kilo alıyorlar bazıları da. Zaten şöyle bir şey var. Genellikle diyet, yani diyet çabası olmadan kolay kolay yeme bozukluğu olmaz. Yeme bozukluklarının çoğunu başlatan şey diyettir. Yani diyet yaparsınız, yeme bozukluğuna gidersiniz. Çünkü diyet yaptığınız zaman özellikle birkaç şey olur biliyorsunuz. Bir kere aç kalırsınız. Aç kalırsanız tıkınma ihtimaliniz artar. Çünkü ben açsam akşam gözüm döner yani belli bir saatten sonra. Ve bir taraftan da üstünde birkaç tane de stresli yaşam olayı geldi miydi? Otur bütün ne varsa yerim. Eğer bunu öğrendiysem. Dolayısıyla aslında baktığınızda bu ne? Bu benim öğrendiğim bir sorun çözme biçimi. Sizin söylediğiniz gibi. Yani bu sorun çözme biçimi uygun mu? Değil. Ama işe yaradı mı? Yaradı. Evet. Kısa süre için. Ben de bunu öğrendim. Dolayısıyla bunu uyguluyorum. Ama aynen açsam, diğer bağımlılıklar gibi. Evet. Ama açsam uygulama ihtimalim ne oluyor? Artıyor. Çünkü karnım aç. Bir de zaten bunu biliyorum. Bir de kendimi kötü hissediyorum. Akşam eve geldiğim yorgunum. Bir şey yeme ihtimalim artıyor gibi. Şimdi dolayısıyla oraya baktığımızda yani diyetle başlıyor. Şimdi diyetle başlıyor ne oluyor? Mesela biz liselerde ve ortaokullarda ne görüyoruz? Şimdi işte kız çocuğu birazcık kilosu fazla veya çok fazla bile değil. Biraz kilo verdi, 2 kilo verdi, 3 kilo verdi. Arkadaşlarından başlıyor süper geri bildirimler almaya. Herkes diyor ki ne kadar güzel. Ne kadar güzel oldu. Öğretmenler diyor ki o çok iyi kilo vermişsin. Mesela biz bunu hep söylüyorum. Diyorum ki öğretmenlere lütfen çocukların kilosuyla ilgili yorum yapmayın. Yani aldı diye de yapmayın, verdi diye de yapmayın. Sana ne çocuğun kilosundan öğretmen olarak? Yani dolayısıyla bu... Bu sadece öğretmen için mi geçerli, bütün çevre için geçerli herkesin mi? Herkesin geçerli. Anneler, babalar, dedeler, halalar. Evet ama mesela okulda öğretmen, özellikle mesela spor öğretmenleri veyahut da spora, tabii sporcular için zaten ayrı, antrenörlerin zaten daha da fazla etkisi var. Dolayısıyla ben size söylediğim zaman ve herkesin ortasına söylediğim zaman, yani koridorda siz 5 arkadaşınıza dolaşırken o fıstık gibi olmuşsun dediğim zaman onun etkisi farklı oluyor. Dolayısıyla orada ne yapıyorsunuz? Devamlı bir pozitif geri bildirim alıyorsunuz. Hepimiz alıyoruz yani. Hangimiz kilo... Eyvah, ben mesela dün bir yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Kilo verdiğimde süper olmuş, çok yakışıklı olmuş dedim. İçinde o gitti çocuk. Yani sonuçta hangimiz kilo verdiğimizde şey almıyoruz. Yani çok acayip süzülmediyseniz, yani çökmediyseniz her kilo verene hepimiz... Ya, o ne ya, bir başarı gibi bakıyoruz. Diyoruz yani dolayısıyla. Zor bir şey çünkü hakikaten. Kolay bir şey değil kilo vermek. O yüzden de ne oluyor? Bu devamlı pekişen bir şey. Şimdi başladınız, aşağı doğru gidiyorsunuz. Yani kısıtladıkça gıdanızı, o kısıtlama miktarı daha fazla artıyor. Ama ne zaman? Ve sürekli başarı hissi getiriyor. Vücutla ilgili sorununuz var ve bu sizin özgüveninizle ilişkiliyse, eğer boğmuyorsa, evet zaten bir kiloya gelmek istediniz, geldiniz, durdunuz. Bitti. O yüzden çok hızlı kilo verilen diyetler mesela hep anoreksiye için daha büyük riskli. Ama yavaş yavaş işte daha düzgün bir şekilde kilo verdiklerinizde öyle olmuyor. O yüzden de yani çocukları şeyden uzak tutmak lazım. Mümkün olduğu kadar. Peki hocam, şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi. Siz bunu deyince aklıma geldi. Şimdi deminden beri vurgularken vücut kitle endeksinden bahsediyorsunuz. Evet. Body mass endeks denen şeyler böyle. İşte bu da tehlikeli bir şey değil mi? Yani sürekli olarak bunun üzerinde bir vurgulama olması. İşte ideal 15'tir, ideal 25'tir. Kaçsa bilmiyorum ben. Çünkü hiç bakmıyorum ben kendimde böyle bir şey ama. Bu da bir risk değil mi? Yani sürekli olarak bu sınır içerisinde kalma duygusu ve buna bağlı olarak sürekli bir kontrol hissi. Evet. Bir şey değil mi? Doğru.
Aynen öyle. Ama şimdi hani bizim kendi yaptığımız bozukluğun şiddetini tanımlarken kullandığımız için ben kullanıyorum. Mesela abi, bizim için işte mesela diyelim ki eğer body mass index'i işte 14-13 ise çok kötü. Yani 15 altındaysa bayağı ağır olarak düşündüğümüz için ben onu söylüyorum. Yoksa bu da diğeri gibi evet. Yani her türlü devamlı kilo veya kalori veya neyi kontrol ediyorsanız yani hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye geliyor. Ama burada şunu söylemek lazım. Şimdi kiloyla bağlantılı olabilecek diğer bir nokta. Ya mesela ben şimdi arkadaşlarımız seyrediyordur. Ben onlara diyorum ki ya şimdi değiştirmek istiyorsun sen. Burnunu ameliyat yaptıracaksın. Dudağını ameliyat yaptıracaksın. Diğer taraftan ameliyat yaptıracaksın. Her taraftan ameliyat yaptıracaksın. Buradaki şeyin ne? Yani neye göre yaptırıyorsun ameliyat? Orada da aslında benzer bir şey. Mesela diyorlar ki işte şunun şunun oranı bu kadar. Bunun bunun oranı bu kadar. Altın oran işte o oran bu oran. Yine aynı şey. Yani sonuçta baktığınızda sırf kiloyla ilgili değil, bütün güzellik veya kozmetik veya bütün sektörün aslında üzerinden yürüdüğü şey bu. Yani senin burnunun işte ideali var. Dolayısıyla sen bu ideale ulaşabilirsin. Zaten buradaki esas mesele ne? Ulaşabilir olmak. O yüzden şimdi sosyal medya çok önemli. Evet ama sosyal medyada gördüğüm insanların bir kısmı benim için ulaşılabilir insanlar değil. Yani ben orada ne bileyim böyle işte Brad Pitt'i gördüğümde Brad Pitt ne yakışıklı adam demiyorum yani. Yani diyorum da. Benim için yani benim ulaşabileceğim bir şey değil. Ben Brad Pitt olamam. Ben Brad Pitt olamam. Ama diyelim ki arkadaşımı gördüğümde ve arkadaşım fit olduğunda aynı şey değil. Şimdi okulda da öyle o yüzden. Yani arkadaş okulda, daha tehlikeli. Şöyle çünkü o beni daha çok etkileyen bir insan. Yani ben arkadaşımı görüyorum. O da kilosu vardı. Bak 10 kilo verdi. Gayet güzel oldu. Süper giyebilirim. O yaptıysa ben de yapabilirim. Ben de o yaptıysa ben niye yapabilirim? O zaman yeme bozuklukları birbirini tetikleyici, sosyal olarak birbirini tetikleyici özelliği mi var? Hem de nasıl? Bir kere servislerde de öyledir mesela. Yatan hasta servislerinde. Normalde yani ben uzun süre servis işlettiğim için şunu yapmak istemezsin mesela. 2-3 anoreksiye yatırmak istemezsin yeme bozukluğunu. Çünkü bunlar birbirlerinden süper etkilenir ve kopya çekerler, yöntem öğrenirler ve devamlı birbirleriyle karşılaştırırlar. O yüzden normalde çok isteyeceğin bir şey değil zaten bir arada tutmak. Ama okulda bunu engelleme şansın yok. Sonuçta herkes birbirini görüyor. Yani diğer arkadaşının giydiği pantolonu görüyorsun, senin giydiğin pantolonu görüyorsun ve bir de bunun nasıl bir yanıt aldığını görüyorsun. Şimdi tabii feministler açısından bakarsanız bu bir toplumsal başka bir tarafı da var. Yani çünkü bir şekilde kadınlar zaten hani bir nesneleştirme içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla zaman içerisinde pek çok insan bunu kendisine öz nesneleştirme de yapmış oluyor. Ve sonuçta erkekler kadınların neresine bakıyorsa kadınlar da oralarına bakıyor. Dolayısıyla yani sizin de şey yapacağınız yer yani ki bu da bir nasıl söyleyeyim? Ya bu da ayrı bir sorun deyip bunu çok fazla uzatmadan burada bırakmış olayım. Yani. Evet. Peki bunun tedavi süreci nasıldır hocam? Çok zorlu mudur? Ya ben ilk önce şu ayrımı da yapmak istiyorum. Şimdi bir kere Özgür hocamın dediği gibi evet yani yapılan araştırmalarda yani onun bir altını çizmek istiyorum. Evet ne görülmüş? Mesela yeme bozukluğu olan kişilerde beden imgesi hassasiyeti zaten hat safa. Evet. Yani normun üstünde diyeyim. Ama araştırmalar diyor ki onların çocukluklarına baktığımız zaman biz işte depresif bozuklukları, anksiyete bozukluklarını daha yaygın olarak gördük gibi. Ve bu sadece Özgür Hocam'ın dediği gibi de belirleyici yöntem olamaz. Dolayısıyla o beden imgesi hassasiyetine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ama bu da ailelerden geliyor. Sonuç itibariyle bu gökten zembille inmedi. Yani bir tek sosyal medyadan da gelmedi. Bakıyorsunuz işte beden imgesi hassasiyeti olan ailede bir başkası daha genelde olabiliyor. Ya da çocuk ya da ergen beden şekli ve bedenine dair eleştirilmiş de olabiliyor. Ve yeme bozukluğu olan kişilerde genellikle odak kilo oluyor. Ama yani hani işte burnum da çirkin gidip burnumu da yapayım. Yani en azından benim danışanlarım plastik cerrah gezmiyor. Hani onu söylemem gerekiyor. Yani onun altını çizmem gerekiyor. Evet beden imgesi hassasiyeti var ama daha çok kiloya, kilo bazlı olmak üzere. Şimdi tedavi süreci tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. İhtiyaçlara göre değişiyor. Şimdi demin Özgür Hocam dedi ki işte aileler dahil olmak zorunda. Evet tamam aile odaklı terapilerde aileler işin içine dahil olmak zorunda. Peki, ya ailesi yoksa? Ya ailesi yoksa? Yalnızsa, işte, uzakta yaşıyorsa, bakım verene işte, varsa ve kaç yaşında? Mesela hani ergense diyelim ki. Diyelim ki çocuk mesela işte ailesi İzmir'e, çocuk İstanbul'da üniversite okuyor veya tam tersi. Şimdi öyle olduğunda yani ben daha çok bilişsel davranışçı hani terapi ve yani özellikle yeme bozuklukları için geliştirilmiş bilişsel davranışçı terapi diyalektik
davranışçı terapi ve işte bu üçüncü kuşak yeni nesil dediğimiz davranışçı terapileri izliyorum diyeyim yeme bozuklukları çalışırken. Şimdi aile terapisi biraz daha farklı bir ekol. Ama dediğiniz doğru. Şimdi özellikle yetişkinlerle çalışırken de yani ailelerini daha işin içine dahil etmek oldukça zor oluyor. Şimdi eğer ayaktan tedavi ediyorsak yani kilo çok düşük değilse çünkü kilo düştükçe Özgür Hocam'ın da dediği gibi bu sefer rasyonel düşünme becerileri de ortadan kaybolduğu için bu sefer ne oluyor? Yemek ve kilo ile ilgili obsesyonlar, takıntılar daha da artıyor. Mesela bazı araştırmalar var. Şunu gösteriyor bize. Anoreksiya nervoza olan bir kişi kilo aldıktan sonra daha yüksek kalorili yiyecekler seçmeye başlıyor. Rasyonel düşünmeye başladığı için. Yani buna dair araştırma var. Dolayısıyla bazen ayaktan tedavi düşük kilolarda işimizi çok zorlaştırıyor. Yani hakikaten aynı yerde dönüp duruyoruz sürekli yemek konusunda. Dolayısıyla şimdi orada kişi eğer kendi başınaysa hani zaten işte belli bir yeme düzeni oturtmak gerçekten zor. Hani aslında terapist olarak yaptığımız şey şu. Ben ne yapıyorum size onu söyleyeyim. En baştan mutlaka bir endokrinoloji uzmanı görmesi gerekiyor. Yeme bozukluğu olan kişinin kaç kiloda olursa olsun. İster anoreksi, ister bulimiya, ister tıkınacağız yeme bozukluğu. Yani ben tıp fakültesi. Yani bir hormon. Öyle tabii. Yani ben tıp fakültesine gitmedim sonuç itibariyle. Ve bir hekimin mutlaka görmesi gerekiyor. Yani ben bilmem gerekiyor ki o kişi hani sağlıklı mı, değil mi? Yeme bozukluğunun etkileri... hasarları neler olmuş ya da yemek yemesinde herhangi bir biyolojik etken var mı? Fiziksel etken var mı? Çünkü bazen bakıyorsunuz işte gece yemek yeme bozukluğu var mesela onu konuşmadık. Bazen gerçekten gece kalkıp yemek yeme ya da işte akşam yemeğinden çok sonra çok fazla yeme gibi. Bazen bakıyorsunuz gerçekten bazı bedensel problemler bunu da tetikleyebiliyor. O yüzden mutlaka endokrinoloji uzmanının görmesi lazım. Psikiyatri desteği, ilaç desteği her ne kadar mesela hani danışanlar tarafından, bir kısmı tarafından genelde reddediliyor. Çünkü işte kontrolümün dışına çıkacağım. İşte ben bunu başarabilirim. O yüzden antidepresan kullanmayayım, antidepresansız da yapabilirim. Ya da işte antidepresanların kilo aldığına dair endişeler. Tabii ki birazcık bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü ben psikiyatri uzmanlarıyla çalışıyorum. Yani çünkü antidepresanların bir bakıma yani direkt olmasa da diyelim ki yani indirekt de olsa oldukça olumlu etkileri oluyor bu süreç içerisinde. Herkes için olmasa bile hani bir kısım kişi için. Peki burada mesela danışan antidepresanı bıraktığı zaman yeniden bu rahatsızlığın, bu yeme bozukluğunun nüksetme ihtimali yok mu? Yok işte o yüzden psikoterapi önemli. Hmm. Yani hani sadece antidepresan değil o yüzden psikoterapi önemli. Nüksü engellemek açısından. Şimdi yaptığım şey psikoterapide bir yeme düzenini değiştirmek. Yani o kişinin yeme düzenini değiştirmek. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Yani ben beslenme uzmanı da değilim. Yani sonuç itibariyle işte sabah bir kibrit beyaz, kutusu beyaz peynir yanına üç tane salatalık yiyeceksin gibi değil. Ama yeme düzenini değiştirmek. Şimdi bir kere genelde özellikle kısıtlayan tipte yeme... Yeme düzenini mi yemek algısını mı değiştirmeye çalışıyorsunuz? İkisine birden. Yani hem yeme düzenini hem yemek algısını. Şimdi yeme düzeninde günde iki öğün yiyorsa kişi tamam bunu ne yapabiliriz? İşte ilk başta üçe çıkartalım. Ama nasıl üçe çıkartabiliriz? Yani işte günde üç salata yiyorum. Peki... ama bunu iki öğünde yiyorum. Tamam o zaman üç salatayı üç öğüne bölelim şeklinde. Böyle bebek adımlarıyla. Hmm. Yani yavaş yavaş öğün sayısını arttırmak buradaki hedef. Ama bu demek değil ki işte 5-6 öğün beslenmek gerekiyor. O kişi hayatı boyunca 5-6 öğün beslensin. Bunu diyemeyiz zaten. Beslenme açısından konuşmuyoruz ama yeme bozukluğu davranışını tedavi etmek açısından, davranış değişikliği açısından konuşacak olursak, evet öğün sayısını arttırmak gerekiyor. Yani bu benim söylediğim bir şey değil. Yani bize gelen tedavi manueli o yönde söylüyor. En azından bunun etkili olduğuna dair yeme bozukluğu tedavilerinde. Sonrasında enerjiyi arttırmaya başlıyoruz. Mesela kalori kelimesini kullanmayız terapi sürecinde. Enerji. Yani enerjiyi yavaş yavaş arttırmak. Daha sonra kişinin yasaklı olan besinler. Şimdi her yeme bozukluğu olan kişinin aslında kendisine yasakladığı yiyecekler vardır. En yasaklılar, daha az yasaklılar, daha az yasaklılar gibi. Örneğin işte çikolata en yasaklı yiyecek gibi onun için. Yani yemeye başladığım zaman kendimi hayatta durduramam ya da yersem kesin kilo alırım. O yüzden de yememem gerekiyor gibi. Şimdi en nasıl diyeyim onun için
En az... Onlara ne diyor? Fear food, korku fear yemeği. Food gibi. Yani işte bad foods, fear foods ya da işte kilo aldıran yiyecekler gibi. Burada en az kaygı yaratan yiyecekten başlayarak tamam, tabii bu süreçte hemen duvarları kırmaya başlar. Yavaş yavaş günlük rutinle onları küçük porsiyonlarla hani koymasına yardımcı olup aynı zamanda ortaya çıkan kaygıyı da yönetmeyi öğretmek. Tabii ki burada aileyi de zaman zaman işin içine dahil ediyoruz. Tabii ki bu yetişkinlerde hani çok da eğer çok kişinin kilosu düşük değilse ve hayat tehlikesi yoksa çok da sevdiğimiz bir şey değil. Neden çok sevdiğimiz bir şey değil? Çünkü kontrol kaybı hissini yaşatmak istemiyoruz. Danışanı öyle söyleyeyim. Yani çünkü, o kontrol duygusu kalsın istiyorsunuz. Yani şu açıdan, yani terapistle danışan arasında bir ilişki var ama ve orası onun alanı. Ya orada her zaman aileyi oraya sokmak çok istemeyebiliriz. Ancak gerçekten aile yeme bozukluğunu tetikleyici tutum ve davranışlarda bulunuyorsa, yetişkinliklerden bahsediyorum, o zaman evet aileleri de zaman zaman görüşmeleri alıyoruz. Ama eğer aile terapisi değilse sürekli ebeveynleri dahil etmek, çünkü mesela şunu görüyoruz, ben size söyleyeyim, yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunun anne veya babası inanılmaz kontrolcü. Yani böyle bir genelleme yapamam ama birçoğu açısından, yani 40 yaşında insanın anası babası telefonla arıyor. Nasıl geçti, ne konuştunuz, ne yaptınız? Tam bu bizim biraz toplumumuzdan da kaynaklanmış. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde de terapistlik yaptım. Hani daha az rastlanıyordu orada ama şimdi oradaki insan da biliyor şunu, hani 40 yaşındaki kızımın terapistini aramam diye biliyor bir şekilde. Şimdi burada bazı daha önceden yapılmış hatalar olduğu için ne yazık ki isteyerek ya da istemeden müdahale, yani işin içine bir şekilde dahil olmak istiyor ebeveynlerde, kişi kaç yaşında olursa olsun. Şimdi o yüzden de ben çok sevilen ebeveynler tarafından sevilen bir terapist değilimdir. Yani öyle söyleyeyim. Peki şimdi bir yandan bütün bu kaygı bozukluklarında aile faktörünün olduğunu söylüyorsunuz. Diğer yandan da tedavi sürecinde ailenin buna müdahil olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu çocuklardaki aile ilişkileri açısından sıkıntı yaratıcı bir şey değil mi? Yani bir yandan aile lazım, bir yandan aile lazım değil. Böyle bir orada bir garip bir ikilem olmuyor mu? Ya şimdi şöyle, o kişinin aslında kendi yeme bozukluğunun sorumluluğunu alıp üstlenmesi için. Bir yetişkin olarak, ama bununla nasıl baş edeceğini, o ilişkileri nasıl dengeye oturtacağını da öğrenmesi gerekiyor. Zaten bunun psikoeğitimini veriyoruz ama aileyi hiç dahil etmiyoruz değil. Tamam. Ama şöyle söyleyeyim size, gerektiği koşullarda dahil ediyoruz ama aile terapisi değilse sürekli özellikle yetişkinlerde hani aileyi işin içine sokmak gerekiyor. Sokmayın der bize yeme bozukluğu şeyleri, uzmanları. Siz buna katılır mısınız hocam? Yani evet, çünkü aslında iki farklı, 2,5 diyelim, farklı şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi tabii ergenlerde ve ailesiyle yaşayan, yani ergenlerdeki durum tabii başka? Farklı. Yani bir yetişkin için farklı. Dolayısıyla evet, orada bir fark var. İkincisi de yani yaptığınız şeye göre değişiyor. Şimdi eğer yani mesela benim söylediğim işte bir aile temelli bir şey yapıyorsanız aileyle yapacaksınız. Bireysel yapıyorsanız bireysel yapacaksınız ama yani bireysel ergenler de genellikle yani çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar mecburen aileyi katmanız lazım. Ne kadar yetişkinse tabii aileyle o kadar az işiniz var. Burada tabii şöyle bir şey, aileyi kattığınızda aslında yani aile ile sizin başladığınız nokta, yani aile üzerinden gidiyorsanız aile ile başladığınız nokta kriz noktası olan yeme noktası. Ama zaten orada gitmeye çalıştığınız yer ailedeki işlevsel olmayan ilişkilerin düzeltilmesi. Çünkü onu yapmadığınız zaman sadece yeme üzerinden onu halledemezsiniz. Dolayısıyla şurası tabii ki doğru, yani başladığınız yer yeme olsa da sonuçta ilerleyeceğiniz yer yeme değil sadece. Çünkü burada mantık şu, yani bunun bir, bu davranışın bir işlevi var ve ben bu işlevi ortadan kaldıracağım ki bu davranışa bu kişinin ihtiyacı kalmasın. Dolayısıyla ben bunun o aile terapisi yapıyorsan aile terapisinde aile içindeki işlevini bulup çıkartıp oradaki o disfonksiyonel durumu çıkartmalıyım. O yüzden normalde mesela burada sadece anne baba da olmuyor. Aldığınızda mesela kardeşi de oluyor. Babaanne varsa babaanne de oluyor. Yani hepsi birden
almanız gereken. Öğretmen veya okul arkadaşları falan gibi şeyler de olmak zorunda mı? Yok. Yok. Hayır. Yani işte mesela yetişkinler için o significant other denir. Hani İngilizce'de onun belirli için hayatında yerleri. Kim evet önemliyse gibi şeklinde. Şimdi burada şu çok önemli. Yani aslında orada kazandırdığınız beceri ne? Yani zaten yani bizim yani terapilerin büyük çoğunda aslında aynı şey oluyor. Sonuçta kişinin her şekilde yani bir durumu hallediyorsanız bu ister bağımlılık olsun, ister obsesyon olsun, ister anksiyete olsun, her ne olursa olsun o olumsuz duygu durumu içerisinde kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Uygun şekilde, uygun süre içerisinde. Tabii bu çok iyi tarif ettiğiniz gibi yani kaldıramayacağınız bir şey olamaz. O yüzden belli bir hiyerarşi ve belli bir mantık içerisinde gitmesi lazım. Ama ben o olumsuz duygu durumu içerisinde durabilmeliyim. Çünkü eğer orada duramıyorsam ve oradan her zaman kaçma ihtiyacı hissediyorsam o veya bu şekilde ben bu sorunu halledemem. O yüzden de yani mesela genellikle sizin yaptığınız işlerde eğer insanlar iyi motive değilse, iyi anlatamadıysak veya ne yaptıklarını anlamadılarsa, orada bir işbirliği, terapötik işbirliği sağlayamadıysanız tabii ne oluyor? Kaçıyorlar. Çünkü sizin yapmaya çalıştığınız şey oradaki onun akut sıkıntısını azaltmak değil. Aslında tam tersine orada sıkıntıyı siz kontrollü şekilde arttırmaya çalışıyorsunuz. Ki o kişi öğrenebilsin başlığı oluyor ama onu yaparken tabii ona bir alet yani bir araç vererek yapıyorsunuz. Diyorsun ki bak senin kaygın artacak ama onu yapma, bunu yap. Tabii bunu siz direkt söylemiyorsunuz ama beraber bulduğunuz bir şey. Bir de tabii verebileceğiniz işte yollar var. Mesela işte bu duygu kontrol becerileri var, diğer beceriler var. İşte mindfulness becerileri var ve her neyse bir sürü beceri var. Onları yani bir taraftan kişiye o cephaneyi veriyorsunuz. Onun içerisinden bir sürü şeyden birini seçebilir veya birkaç tanesini seçebilir. Dolayısıyla tamam elinde bunlar var. Yani sen önceden bunu yaptın, sana zarar verdi. Ki biliyorsunuz herkes elinden gelen en iyisini yapar. Yani ben kendimi kessem de, madde de kullansam, ne yaparsam yapayım aslında elimden gelen en iyisini yaparım. Yani yapabildiğim o olduğu için yaparım. Aileler için de öyle. Herkes elinden gelen en iyisini yapar. Diyorsunuz ki elinden gelen en iyisini yaptın ama daha farklı bir şey yapabilirsin. Tamam güzel. Dolayısıyla şimdiye kadar olanları bir yere koyalım. Gel bakalım bunu yapalım. Ma gelmiş oluyor. Tabii bu hani... direkt böyle konuştuğum bir şey değil ama sonuçta kişi farklı bir şey denemesi lazım. Farklı bir şey deneyip farklı bir sonuç yani bir yandan da ailenin lazım. De kendini ailenin ve çevrenin de kendini terbiye etmesi lazım bununla ilgili. Şöyle yani bir sürü durumda aile vesaire yani yapabilirseniz çok iyi yapamayabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz işte ergende de yapamayabilirsiniz. Yetişkinde zaten çok daha zor yapabilirsiniz. Yani sizin çalıştığınız bir kişinin düzelmesi için mutlaka etrafındakilerin hepsini düzeltmeniz gerekmiyor. Ama sonuçta siz orada işte başa çıkma beceri, mesela kişi ilişkisini de bitirebilir, ilişkisini değiştirebilir. Farklı bir ilişki şekline geçebilir. Kendisindeki güç artabilir, kendisindeki kaynaklar artabilir. Oradaki onun diğer insanın onun üzerinde yaptığı davranışın etkisi azalabilir. Alternatif şeylerle başka sonuçlar bulabilir. Dolayısıyla öbür türlü çünkü tabii yani bütün bir de şöyle bir şey var. Yani bende bir şey değişirse sizde de değişecek. Bir miktar en azından. Yani ha oradan başlayıp da böyle gelebilirim, buradan başlayıp o tarafa gidebilirim, ikimizi birden alabilirim. Yani bir sürü şey var. İlaç meselesinde de, ilaçta şunu bilmek lazım. İlaç verecekseniz anoreksiyalarda ilacı erken vermek lazım. Yani çok kilo aşağı düştüğü zaman ilaçların etkisi azalıyor. Çünkü bizim özellikle bu antidepresanlar serotonin geri alımını bloke ettiği için... Yani beyinde serotonin yoksa geri alımını bloke edeceğiniz bir şey yok. Yoktur. O yüzden de ilaç bir işe yaramaz. Yani aç bir insanda bu ilaçlar çok bir işe olmayan yaramaz. Olmayan serotonin seviyesini koruyamaz. Aynen öyle. Ve tabii şu da var. Beslendiği zaman zaten insanlar yani bir şekilde kalori gelmeye, enerji gelmeye başladığında o zaman ne oluyor? zaten belirtilerin bir kısmı azalıyor. Mesela o depresyonun veya bir sürü şeyin bilişsel sorunların zaten kendiliğinden azalmaya başladığını göreceksiniz. O yüzden İlacı verecekseniz erkenden vermek lazım. Yani dozunu aşırı zayıfken lazım. İlacın bir faydası çok, yok. Yani çok çok zayıfladığı zaman etkisi tabii azalmış oluyor ilacın. Peki hocam şimdi hocamın da dikkat ettiği üzere kalori değil enerji deyince aklıma şu geliyor. Şimdi ben markete gidiyorum bilmem ne alacağım alıyorum bakıyorum. Özellikle bu obezite meselesiyle obezitenin mücadele kapsamında... Bizde de başladı ama Batı'da bu Amerika'da çok yaygın. Şimdi İngiltere ve Fransa'da yaygın olmaya başladı. Üzerinde ne ararsanız var işte. Bilmem kaç jül, bilmem kaç kalori, bilmem kaç bilmem ne. O kadar ya, bu kadar ya. Şimdi bende bir yemek bozukluğu var mı bilmiyorum. Zannederim yok ama ona baktığın zaman insan rahatsız oluyor. Şimdi bunu
O var, bu var. Zaten ya, rahatsız olun diye yapıyorlar aslında bakarsanız. Bir yani yandan da bu yeme bozukluğunu tetikleyen bir şey değil mi oradaki yazılar? Ya şöyle, yeme bozukluğunu tetikler, yani zemin varsa yeme bozukluğunu tetikler aslında bakarsanız. Yani zemin yoksa, ona hepimiz öyle olsa bütün dünya yeme bozukluğu. Yani bozuk yeme davranışı bence hepimizde 3 aşağı 5 yukarı, hangimiz tam doğru besleniyoruz ki. Öyle. Ama yani zemin varsa sonuç itibariyle şey yapar, evet tetikler. Şimdi yani obezite de tabii ki ayrı bir problem. Çünkü mesela obez olan bireylerde de son dönem biliyorsun işte gastrik bypass ameliyatları, işte tüp mide ameliyatları, bariyatrik cerrahi çok yaygın olarak yapılıyor. Orada şöyle bir problem var. Bazen yeme bozukluğu olan kişiler atlanabiliyor istemeden. O ne demek? Yani şöyle, normalde aslına bakarsanız psikiyatri konsültasyonu alınıyor ve değerlendirmeden geçiyor. Yeme bozukluğu var mı yok mu kişinin ameliyat olmadan önce ki ona göre müdahale edilsin diye. Eğer ki yeme bozukluğu olan bir kişiye ameliyat ettiğiniz zaman şöyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Yani tabii ki sağlığını tehdit edecek bir boyuttaysa o kişi ameliyat hani olmalı, bunun kararını tabii ki ben veremem ama bu sefer o güne kadar bütün duygularını, bütün zorlayıcı duygularını, hayatta kaçmak istediği, aslına bakarsanız hayatında kaçmak istediği tüm gerçeklikleri yemek aracılığıyla yaptığı göz önünde bulunursa birden ameliyat oluyor. Hop, yani bütün o baş etme mekanizması elinden alındı 24 saat içerisinde. Bu sefer onun yerine başka şeyler koyma. İşte ne olabiliyor? Alkol, kumar, alışveriş. Hani bunu yaygınlıkla, yani yaygın olarak görüyoruz. Sonrasında da mesela ufak ufak beslenmeler. Yani hani işte böyle sıvı çikolatalar, işte krem şeklindeki çikolata, işte midede çok fazla yer tutmayacak olan ya da gel git ufak ufak yeme. Yani bir şekilde siz hani zihni ameliyat etmiyorsunuz baktığınızda. Ve bu mesele açlıkla ilgili olan bir şey değil. Yani açlık hissedip hissetmemek değil. Yani bu çoğu kişide bir tür baş etme mekanizması ve onu siz dışarıdan müdahaleyle, cerrahi müdahaleyle aldığınız zaman yerine yani bir şekilde o kişi sağlıklı bunu duygularını yönetmeyi öğrenemediği için tabii ki başka bir sağlıksız yönetme biçimi koyacaktır. O yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela gelişmiş ülkelerde bunun testleri daha ciddi bir şekilde yapılıyor ve belli bir süre veriliyor kişiye aslına bakarsanız o işte yeme bozukluğundan iyileşmesi için ameliyat olmadan önce. Çünkü diğer türlü sürekli bir nüks. Çünkü yani kişinin zihninde yani yeme bozukluğu, eating disorders, mind dediğimiz yani yeme bozukluğu aslında zihniyeti hala orada. Orada. Orada yani hani bu davranışı her ne kadar siz zorla elinden almaya çalışsanız bile. O nedenle buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Dedik tamam obezitesi olan her kişide yeme bozukluğu yok ama bazılarında var. Yani özellikle de yeme bozukluğu olup obez olan kişilerde mesela depresyon tandansı daha yüksek çıkıyor araştırmalarda ve öz yani değer kendilik değeri problemi daha yüksek çıkıyor. Yani zaten sonuçta burada şöyle yani bu tip problemlerde yani o sorun geri gelecek bir şekilde ama az gelecek, çok gelecek, hafif gelecek. Sen onu atlatabileceksin veya atlatamayacaksın. Çünkü öğrenilen bir davranışın unutulup yerine, yani unutma diye bir şey zaten yok ama yerine başka bir şey koyduğunuzda o davranış, yani her hangi davranış olursa olsun arada bir tekrar geri gelir. Yani ben yine stresli olduğumda yine tekrar onun aklıma gelecek. Nasıl madde bağımlısı olduğunda aklıma tekrar geliyorsa ve tabii bir de hatırlatıcı şeyler var. Söyleyeyim, uyaranlar var. Yani hayat değişikliği yapmadığınızda yani hem sorun çözme yöntemleri öğreneceksiniz hem de hayatınızı bir miktar değiştirmeniz lazım. Yani eğer ben devamlı aynı insanlarla aynı kebapçılara gitmeye devam ediyorsam yani gitgide kendimi tabii orada zorluyorum. Yani hatta bunu çok iyi yapabilirim ama yapamayabilirim. O yüzden yani o bana tekrar gelecek. Yani zor ve zayıf olduğum zaman da seni tekrar bir ittirebilecek bir şey. Ama orada ne oluyor? Şimdi iyi bir tedavi sürecinden geçmiş birisi böyle bir durumda ayağı hani tökezlese bile hemen toparlayıp devam edebiliyor. Ama diğeri bozuluyor. Yani. Peki hocam şimdi şunu merak edeyim. Yeme bozukluğu da muhakkak tetikleyici bir etken mi gerekiyor? Hayır yeme bozukluğu... Yani,
Biliyoruz mesela bazı hastalıklar genetik, buna psikiyatrik rahatsızlıklar da dahil. Ne bileyim, şizofrenin bir genetik tarafı var. Muhakkak bir tetikleyen de ortaya çıkıyor ama genetik yoksa zaten çıkmıyor. Yeme bozukluğunun genetik bir tarafı var mı yoksa tamamen tetiklemeli mi çıkıyor? Eğer tetiklemeli çıkıyorsa ortaya ne bileyim, az önce bahsettiniz, ev değişikliği, okul değişikliği, anne baba ayrılması falan filan gibi. Bu diyelim ki çocuk bir okula gitti ve okulda şey oldu veyahut da bir aile bir yere taşındı, çocuk da yeme bozukluğu gelişti. Acaba bunlardan da vazgeçmek gerekiyor mu yoksa bunlara rağmen mi mücadele etmek gerekiyor? Şimdi yeme bozukluğunun bir genetik tarafı var. Zaten bizim bütün sorunlarda var. Yeme bozukluğunda da anoreksiyada yani işte yani tek yumurta ikizlerinde işte birinde varsa diğerinde görülme olasılığı yine oldukça yüksek. Dolayısıyla heritabilitesi çok düşük olan bir durum değil. Ama %100 değil. Yani sonuçta genetik, bizim bütün sorunlar gibi genetik bir altyapımız var. Üstüne gelen çevresel olaylar var. Burada tetikleyiciden kastım şu. Yani sonuçta siz biraz önce bütün konuştuklarımızda yani bu yeme davranışını, yani patolojik yeme davranışını kullandığınız ve bundan aldığınız bir sonuç var. Yani ve siz bunu öğrenmiştiniz, tedavi oldunuz ve tedavide bunun yerine başka bir şey koydunuz. Dolayısıyla çok güzel, her şey iyi gidiyor. Ama tekrar sorunla karşılaştınız. Stresiniz arttı veya öyle bir şey oldu ki diğerini tekrar kullanamıyorsunuz. Üst üste bir sürü şey geldi. O zaman ne olacak? Tekrar yediniz mesela ve tekrar kustunuz. Şimdi burada bu bir kere, iki kere, üç kere yani tekrar olduğu zaman ki olması yani totalinden yok etmek durumunda değilsiniz. Oradaki fark ne oluyor? Yani çok daha iyi, yani iyi tedavi olmuş veyahut da daha iyi durumdaki bir insan orada o sorunu tek bir yerde tutup oradan tekrar yani normal şeye geri dönebiliyor. Ama diğeri ne oluyor? Diğeri oradan bir karar veriyor. Mesela o diyette de öyledir ya. Mesela kilo vermeye çalışır insanlar. Ondan sonra bir süre sonra mutlaka arada bir kaçak olur. O kaçak olduğunda bazısı der ki tamam bugün böyle oldu ama yarın düzelteceğim, devam edeceğim. Hayatınızdaki pek çok aksaklıkta olduğu gibi diğeri der ki ay bu iş olmuyor, ben yemeğe geri döneceğim der yer. Dolayısıyla birinde bir karar vermiş oluyorsun, ben normal eski halime döneceğim diye. Birisinde bu bir hataydı, niye çıktı, ben bunu nasıl düzeltirim diye bakıyorsun. Aradaki şey o, fark o. Çünkü bu öğrenilmiş bir davranış olduğu için, yani ve işe yaradı, yıllarca işe yaradı. Zaten işte tanınana kadar yıllar geçti, tedavi oldu yıllar geçti. Dolayısıyla öğrendiğiniz ve yıllarca sizi öldürecek bile olsa kısa sürede işe yarayan bir davranış arada tekrar geri gelecek yani. Peki hocam şimdi mesela bir şey düşünüyorum şimdi bağımlılıktan. Şimdi bazı bağımlılıklar türleri de biliyoruz ki ya da ben biliyorum ki diyebilirsin ki Fatih bir alt bilmiyorsun, yanlış biliyorsun. Bağımlılık bir yandan da serotonin hormonunun salgılanmasına sebebiyet veriyor. Ve o, giderek o bağımlılık da artıyor ki o hormon salgılaması da artabilsin diye. Yani doz yetersiz hale geliyor. Mesela bu şeyde yeme bozukluğunda bu kontrol hissinin ve yeme bozukluğundan kaynaklanan işte kendini beğenme hissinin de bir serotonin salgılaması var mı yoksa oradaki mekanizma bambaşka mı? Şimdi şöyle, yani normal madde bağımlılığında dopamin artıyor. Dopamin artıyor. Dopaminde de tabi oradaki yani dışarıdan verilen maddenin yaptığı etki sizin doğal olarak elde edebileceğiniz dopamin yani yükselişinden tabi çok daha fazla olan bir şey. Ve o bütün şeyi değiştiriyor. Yani beynin bir yani yapısını değiştiren bir şey. Çünkü orada böyle bir patlama oluyor, dopamin patlaması. Beyin diyor ki aman Allah'ım ben hayatımda böyle bir ödül görmedim. Dolayısıyla diyor ki kaydet. Çünkü çok mantıklı. Yani çok büyük bir ödül gelen bir durumu kaydetmen lazım. Tekrar nasıl olacağını anlamak için. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün oradaki her şey ne varsa hepsi kaydoluyor. Dolayısıyla tekrar aynı ortama girdiğinizde bütün hepsi aktive oluyor. Ve bırakmayı gittikçe zorlaştıran, yani bütün sinapsların falan değiştiği farklı bir yapı oluyor. Kısır döngü oluyor. Evet. Şimdi buradaki öyle değil. Yani bu ona çok benzeyen bir şey değil. Orada yalnız çok özür dilerim. Besin bağımlılığından bahsedebiliriz. Mesela şimdi son yıllarda çıkan bir kavram besin bağımlılığı. İşte ilk Yale Üniversitesi'nden aslında araştırmalardan çıktı. Yani besin bağımlı diye bir şey var mıdır? Hani aslında evet var. Hani bazı besinlerin bağımlılık yaratıcı özelliği diğerlerine göre daha fazla. Nedir onlar? İşte aslında en fazla bağımlılık yaratan yiyecekler ilk dörtte birinci çikolata, pizza, patates kızartması, hamburger.
mesela ilk dörtte bunlar var. Yani daha çok yağ, karbonhidrat ve şeker oranı yüksek yiyecekler. Aslına bakarsanız bağımlılık yaratma yani özelliği var. Tabii ki bu bir tek içindeki maddelerden dolayı da değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yani stres altındayken eğer ani bir stres değilse, yani uzun süreli bir strese maruz kalmışsak eğer, biz yağ, karbonhidrat ve şeker içeren yiyeceklere yönelme olasılığımız da daha artıyor. İşte, ve böyle insanlar zaten iş stresinden dolayı baktığınız zaman kilo almaya başlıyorlar. İşte bilgisayar başında iş yaparken işte bir şeyler yiyor falan. Ve eğer ki bu işte yağ, şeker ve karbonhidrat içeren yiyecekler. Peki bu yiyecekleri isteme aslında biraz bizim ilkel içgüdümüzden, amigdalamızdan kaynaklanan bir şey değil mi? Yani hem orada aslında evet onun bir şekilde biyolojik bir tarafı kolay da enerjiye var. Çevrilir gıdaları beyin daha fazla istemez mi? Evet, ama aynı zamanda bir de kolay ulaşılabilir. Yani mesela brokoli kolay ulaşılabilir bir şey. Yani baktığınız zaman her dakika işte bir brokoli çorbası hani ısıtayım da yapayım da sonra bilgisayar karşısında içeyim gibi olmuyor iş yani. Hani siz arıyorsunuz, işte uygulamalar var. Hani yeme bozukluklarını besleyen bir takım uygulamalar, ciddi milyon dolarlar servet yaptılar. Çünkü 12 dakika içinde önünüze her şey geliyor zaten. Bütün çikolatalar, şunlar bunlar. Şimdi siz söylüyorsunuz o çorba lahana bilmem neye işte doğrayıp ayıklayana kadar dışarıdan yiyecekler geliyor. Hop hop hop, bilgisayar başında zaten yiyorsunuz. Ulaşılabilir olması ve daha da ucuz. Yani sağlıklı beslenmek pahalı bir şey mesela. Yani. Pahalı mı da sağlıklı beslenmek? Efendim? Pahalı mı sağlıklı beslenmek? Sağlıklı beslenmek daha pahalı. Yani şeye göre, yani şimdi bakkaldan, marketten aldığınız bir tane çikolataya kıyasla gidip bir kilo ne, işte sebze, meyve alıp almak. Onu evde doğrayıp pişirmek bir iş yani. Harcadığınız zaman hem aynı zamanda para olarak tabii ki daha pahalı. Daha da ulaşılabilir. Bu sefer ne oluyor? İşte bir ödül mekanizması, yani araştırmalar diyor ki şeker içeren, yani özellikle şeker içeren yiyecekler, yağ ve karbonhidrat içeren yiyecekler de beyinde ödül mekanizmasını devreye soktuğu için, yani hatta böyle bir bağımlılık yaratıcı maddedeki benzer etkileri yaratıyor beyinde. Dolayısıyla kişi onu tekrar tekrar yemek istiyor. Ama aynı zamanda burada her zaman söylediğim bir şey var. Yani yiyeceğin bize verdiği haz değil. Aslında o haz alma ihtimali insanları, o insanlara o davranışı tekrar ettiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz her çikolatalı pasta yediğimiz zaman aynı hazı almayız. Ama aynı hazı alma ihtimaliyle onu yemeye devam ederiz. Ya da çevre, her bağlı. Ben İskender yediğimde aynı hazı alıyorum mesela. Aynı yerden mi yiyorsunuz? Evet. Ha, belki orası güzel yapıyor olabilir. Ben çıkışta alayım onun adını. Şeyin hani çikolatalı, dediğim gibi her çikolatalı pasta yediğinizde aynı hazı almasanız da aynı hazı alma ihtimali. Zaten o haz alma ihtimaliyle o davranış devam ediyor. Artı bir de her bağımlılıkta olduğu gibi hani çevresel faktörler. Yani mesela işte alışveriş bağımlılığında AVM'ye gidersiniz. O AVM'deki vitrinlerdeki işte şatafat, ışıklar, yürüyen merdivenler, müzik falan. Yani bu ayrı bir yani pazar ciddi anlamda. Yani hani insanı alışverişe sürükleyen gibi. Yemek için de aynı şey söz konusu. Yani dolayısıyla hani hangi arkadaşımızla yediğimiz, hangi restorana gittiğimiz, hangi koşullarda yediğimiz. Yani örneğin sinemaya gittiğiniz zaman patlamış mısır yemek. Yani hani bu böyle bir şekilde koşullanılmış. Ve yani işte sinemaya gidilir, patlamış mısır yenilir gibi. Yani dolayısıyla her bağımlılıkta olduğu gibi çevresel faktörler, yani o besinin ya da maddenin etrafındaki kişiler, ortamlar da o bağımlılığı ya da bağımlılık benzeri, ben yeme bozuklukları için yani ben değil literatür bağımlılık demez, bağımlılık benzeri davranışlar, bağımlılık benzeri davranışı devam ettirme sebeplerinden bir tanesi de o aslına bakarsanız yani. Peki hocam, şimdi mesela son zamanların moda şeyleri var. Özellikle gençler arasında vejetaryen olmak birbirini çok da etkiliyor gençler bu konuda anladığım kadarıyla. Veya vegan olmak, bir adım da öteye gitmek. Bunlar da birer yeme bozukluğu sayılabilir mi? Ya da yeme bozukluğunu tetikleyici, işte bu ortoreksiye dediğimiz bozuklukları tetikleyici unsurlar olabilir mi? Vegan ve vejetaryen beslenme arzuları. Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim size. Gerçekten hani onun felsefesiyle, beslenme felsefesiyle hareket eden kişiler olduğu gibi bazen yeme bozukluğunu, var olan yeme bunu bozukluğunu perdeleyen kişiler de oluyor. İşte ben veganım, ben vejetaryenim, yemem gibi ve gerçekten de buna kendisini inandırabiliyor. Ama bu demek değildir ki her vegan, vejetaryen yeme bozukluğu olacak ya da her işte vegan ama olan... Ama perdelerden bir tanesi, gizli mekanizma bir tanesi olabilir. Tabii. Yani evet.
Yani işte bir yiyeceğe alerjim var ya da ben veganım, ben vejetaryenim gibi söylemler. Bir de zaman içerisinde tabii çok değişiyor. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım zaman katiyen yağ yemeyin, katiyen yağ yemeyin denirdi. Yani bütün evet. dergileri açardınız. Evet. Yani aman asla yağ yemeyin, çok kötü. Sonra olay, işin rengi değişti. Yani zaman içerisinde bu oldu. İşte karbonhidrat yemeyin, şeker yemeğine döndü. Bu sefer önceden beri beslenmeyi takip edenler bu sefer hem yağ yememeye, hem karbonhidrat yememeye, hem şeker yememeye başladılar gibi bir durum söz konusu. Hiçbir şey yememeye başlamak gibi. Yani bu aynı zamanda dünyada bir sektör. Şimdi kozmetik sektörünü ne yaparsak yapalım yıkamayız. Yani imkansız bir şey. Yani bu kapitalizmin sonuç itibariyle ana böyle atar damarlarından bir tanesi. Şimdi onun karşısına çıkardıkları bir işte hani beden olumlama var. Burada beden olumlamanın aslına bakarsanız çıkış noktası gerçekten çok güzel, çok nasıl diyeyim, hani yani çok aktivist bir hareket ama o beden olumlama ne demek hocam? Beden olumlama aslına bakarsanız bir tek bedenle ilgili değil, karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek. Hı-hı. Yani olduğu gibi giyiniş tarzıyla, kilosuyla, görünüşüyle olduğu gibi. Annelerin zamanı yani. Evet, yani kesinlikle öyle olduğu gibi kabul etmek. Sonra bu çıkış noktasından biraz uzaklaştı Fatih Bey. Olay şeye döndü. Böyle Instagram fenomenlerinin, influencerlarının kullandığı böyle klişe laflara döndü. İşte 5 kilo fazlası olan influencer'ın kendi fotoğrafını çekip kendimi böyle de seviyorum falan gibi pozlarına döndü olay. Ya da işte gerçekten ışıl ışıl yüzü parlayan bir oyuncunun işte sabah fotoğrafını çekip kendi çirkinliğimi seviyorum demesi. Yani bu ben samimiyetsiz yani, anlatabiliyor muyum? Yani zaten güzelsin, bunu da biliyorsun. İnsanlara bu çekici gelmedi. Yani neden gelmedi? Çünkü insanlar da yani çok özür diliyorum Müslümanlı, gerizekalı kimse değil. Yani kimse aptal değil artık. Yani o hissi vermiyorsunuz ve diyor ki yani bu ne ya şimdi, yani tabii ki gidip de bu sefer hani Brad Pitt olmasa da işte başkalarına bakıyor, yani onlara bakıyor. Şimdi Amerika şeyleri çok kullanıyor. Yani benim de ciddi bir sivilce sorunum olduğu için takip ediyorum. Mesela sivilceli influencerları kozmetik reklamlarında kullanmaya başladı. Evet. Bence muhteşem bir aksiyon, yani harika bir aksiyon. İşte bu neuromarketing dediğimiz şey. İnsanları artık nasıl yakalarsın? Tamam, şimdi kozmetik sektörünü hiçbir şekilde yıkamazsınız. O ideal beden şekli kriterlerini, o yapılı burunları, sponsorlu reklamlar Instagram'da şöyle önümüze çıkıyor işte. Sonuçta benim işim bu olduğu için bir anda beni yakalıyorlar. Ve daha çok bedenle ilgili reklamlar önüme çıkıyor. Şimdi onlar zaten olacak. Yani insanlar da para kazanıyor o işten, bir şey demiyoruz. Onlar olacak ama buradaki olay şu. Yani bu doğrudur, bu olmalıdır değil. Ya arkadaşım, isteyen yaptırsın, isteyen yaptırmasın. Çünkü yeni bir kavram da var. Plastic surgery shaming. Yani evet. Herkes gizli saklı. Yani doğal yap, doğal yap, burun yap ama çok doğal olsun. Kimse anlamasın. Yani böyle de bir baskı oluştu insanların üzerinde. Şimdi siz eğer... Ne o doğru. Yani sonuçta biz samimi olalım ya. Gerçekten birbirimize karşı samimi olalım. Yani evet, sonuç itibariyle bedenimize illa bayılmak zorunda değiliz Fatih Bey. Yani bayılmak zorunda değiliz. Yani aman işte çok seviyorum, bayılıyorum, çirkinliğimi seviyorum falan. Bu olmak zorunda değil. Ama yani bu hani bazı genetik özelliklerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bir kum saati Brezilyalı vücuduna sahip olamayabiliriz ve bu yanlış değil. Hocam ben Brezilya'ya gittim, hiç öyle değildir. Sen diyorsun ki hayal kırıklığı. Hiç, yalan yani. Yani sonuçta en azından bize gösterilen, gördüğümüz kadarıyla, ben gitmedim ama gördüğümüz şekilde. Yani olmak zorunda da değilsin. Ama hani gidip işte bir plastik cerrahi, işte operasyon geçirmiş kişiyi de zorbalık uygulayarak da kalkıp bu ne yapacaksın? Kozmetik sektörünü mü ortadan kaldıracaksın? Yani bu samimiyetsizlik. Şimdi o yüzden şunu bir aslında bizim altını çizmemiz gerekiyor. Yani kim ne yaparsa yapsın artık lütfen kimse birbirine karışmasın. Sen zayıfsın, sen şişmansın, sen niye yaptın? Bunu hiçbir şekilde. İkincisi dediğim gibi o hani beden olumlama birazcık hakikaten çok güzel bir hareket olarak ortaya çıktı. Samimiyetsizleşti. Yani samimi yapılanına yani can kurban ama biraz samimiyetsizleşti. O yüzden de ben hani daha çok işte beden eleştirme, beden utandırma kavramlarını kullanıyorum özellikle. Evet. Evet, onu kullanıyorum. Yani bu arkadaşlar bunu yapmayın. Peki hocam diye. Bir şey merak ediyorum şimdi. Önce sizden başım size sormayı sorayım. Anne baba veya çevre çocuğun ya da ergenin bir yeme bozukluğundan muzdarip olduğunu, bulimi olabilir, anoreksi olabilir, fark etti. Fark etmek kolay değil ama fark ettim. Hı hı. Ne yapmalı? Erken fark etmek, yani kanser gibi mi? Erken teşhis önemlidir mi? Yoksa teşhis geciktikçe, fark etme geciktikçe tedavi zorlaşır mı? Yoksa her zaman zor bir tedavi midir? Ve fark etti, ilk yapacağı ne olmalı ailenin?
Tabii erken olması çok faydalı. Çünkü hele yani kilo kaybı olacak durumlarda ne kadar az kilo kaybı o kadar iyi. Diğer durumlarda da sonuçta bir eğer öğrenilmiş ve işe yarayan davranırsa ne kadar az işe yararsa yine o kadar iyi. Dolayısıyla tabii erken dönemde yakalarsanız ne kadar erken o kadar iyi. Ona dair bir şey yok. Şimdi gördünüz ne yapacaksınız? Normalde yapacağınız şey şu. Bir kere yani bir hekime gideceksiniz. Şimdi ilk önce yani mantıklı olarak gideceğiniz kişinin bir psikiyatrist olmasını tercih edersiniz. Tabii bir yani çocuksanız önce işte, psikiyatrist. Yani önce yani, bir beslenme uzmanı falan diye yani. Yok. Yani önce bir doktor görecek. Çünkü niye? Yani ya ben çok kilo verdim ama ben mide kanseri de olabilirim yani. Olabilir. Dolayısıyla ben hipertiroid de olabilirim. Yani bir sürü başka şey önce olabilirim. Normal bir hekime mi gidecek? Yani bir hekime gidecek. Şimdi sonuçta yani bu psikiyatriste o gitmesi de mantıklı. Başka bir hekime de gidebilir ama sonuçta zaten muhtemelen başka birine giderse o bir psikiyatriste yönlendirecek. Peki bütün hekimler bu konuda aynı duyarlılığa sahip mi? Mesela gelen kişinin bir yeme bozukluğundan muzdarip olduğunu anlayabiliyorlar mı hemen? Anlayamaz. Anlayamaz. Yani anne baba nasıl anlayamaz? O da anlayamaz ama yani şöyle nasıl anlayabilir? Yani şimdi bu işten iyi bilen birisi tabii bazı şeylerden şüphelenebilir. Anlamaz ama şüphelenebilir. Mesela şimdi görüyorsunuz işte genç birisi geldi dişlerinde işte çürükler var parmağında işte erozyonlar var. Ondan sonra işte böyle bir hafif bir işte tüylenmesi var. Berlanugo dediğimiz işte tüylenmesi var. İşte bu tükürük bezlerinde şişme olduğunu var. Görüyorsunuz. İşte avuç içlerinin böyle yani turunculaşmaya başladı bir renk olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra işte saçlarındaki şey görüyorsunuz. İşte adet görmediğini anlıyorsunuz vesaire. Şimdi bunları görüp de anlamıyorsanız tabii o bir sıkıntı. Ha bunları hiçbirisini göremiyor olabilirsiniz. En azından tabii. Ama size getirdilerse ya bu çocuk çok zayıfladı diye en azından bir kilosuna bakmanız lazım. Yani onu da yapmıyorsak artık olmaz. Yani eğer tarttınız dediniz ki ya onun yani boyu 1.70, kilosu 45 ve bunu görmüyorsam ya büyük bir şey var demektir yani sıkıntı var demektir. Ama ondan sonra sonuçta bunu bir değerlendirdi. Değerlendikten sonra yeme bozukluklarının tedavisi multidisiplinerdir yani. Yeme bozukluğu tedavisini genelde bir kişi yapmaz. Zaten yapamaz. Dolayısıyla o yani bir ekiptir. Ekibin içerisinde hekimler de vardır, psikologlar vardır, diyetisyen de vardır, endokrinci de vardır. Bir sürü kişinin olması lazım. Çünkü herkesin ama çok genelde bir ekip lideri olması gerekir. Yani işi koordine edebilecek olan. Çünkü yani bir taraftan işte bir bireysel terapi kısmı olabilir, aile terapisi kısmı olabilir. Yani egzersizle ilgili birinin bakması lazım. Şimdi bu anoreksiyalarda özellikle işte kemik densitesi düşüyor. Yani o bir sürü başka problem. Bunlar hepsi yani ayrıntılı değerlendirecek bir ekip olacak. Ama ilk gideceğiniz kişi ne yani bir ajitan yapabilecek birisi olması lazım. Sonra da bir tedaviyi yönlendirip bir şekilde organize edecek bir nasıl söyleyeyim? Organizasyon yani ilk iş bir doktor. Çocuğunuza böyle bir tabii. Şey fark ettiniz. İlk iş bir doktora gideceksiniz. Bu bir İç hastalıklı mütehassısı da olabilir, bir psikiyatr olabilir ama sonuçta durumu fark edin. Yani durumun ne olduğunu anlatacağınız bir kişiye gitmek lazım. Aynen öyle. Gördüğünüz şeye bağlı. Mesela ben kilo kaybını görüyorum. Kilo kaybını görüyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Gideceğim bir doktora. Kustuğunu görüyorum. Gideceğim bir doktora. Ondan sonra bu pediatrist olabilir, daireci olabilir. O da diyecek ki, bana ben baktım bir şey bulamadım veya görünmüyor. Sen şu doktora git. Ondan sonra tedavi süreci başlayacak. Tedavi süreci başladıktan sonra artık kimse işin erbabı. Yani terapiyi işte kim yapacak? Aile terapisini kim yürütecek yani? Yani ne yapacaksanız ona göre o ekibi yani bu bir ekip, lazım. Ekip meselesi. Tabii tabii her zaman ekip işi bizde o çok zayıftır. Yani her ekip işi bizde genelde zayıftır. Bu iş aşırı zayıftır. Yani bizde böyle bir şey yok. Düzgün bir ekip yoktur yani. Peki hocam şimdi burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Bunların illa bu çocukların, bu ergenlerin veya bu büyüklerin illa da varlık işleri olması gerekmiyor. Evet. Ve ne yazık ki Türkiye'de bazı psikiyatrik rahatsızlıklar, özellikle bu gibi rahatsızlıklarda kamunun, sigorta sisteminin yeterli kapsamı var mı? Çünkü sonuçta bir maliyeti var bunun. Yani birden fazla doktor diyorsunuz, bunların hepsinin ortak. Türkiye'nin sağlık sistemi bunu uygulamaya müsait mi? Şimdi şöyle yani tıbbi kısmını uygular. Yani yatırır işte damar yolu açar, besler onları yapar. Onlarla bir sıkıntısı olmaz ama esas kısmını yapamaz. Esas kısmı yani söyleyeyim. Esas kısmı yani çünkü terapi yapmanız lazım. Hı. Uzun süre bir terapi. Şimdi bu yeme bozukluklarındaki bilişsel terapi 3-5 seans değil. Yani ortalama işte 40 seans civarı süren bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla onun işte aile terapisi var. Yani ne ekliyorsanız yani bir sürü komponent olan bir şey ekleyeceksiniz. Şimdi para da olsa bir kere öyle bir sistem yok.
Yani şimdi ben gittim, ben yıllarca devlet hastanesinde çalıştım, şeflik de yaptım. Sonuçta geldiniz. Yani ben ne yapacağım? Şimdi ben orada yani sonuçta elimde Feyzan gibi birisi yok ki ben. Ve ona öyle bir vakti de yok zaten. Ve ona vereyim de sana de bunu al, buna şunu terapi yap, bunu yap. Öyle çalışmıyor yani sistem sonuçta. Dolayısıyla zaten normal sistem içerisinde bunlar bizde yapılamaz. Yani hani özelleşmiş bir birim olan bir yer yapabilir. Atıyorum mesela bir psikiyatri hastanesinde bununla özelleşmiş insanlar olduğu için yapabilir ama bir sürü yerde onu yapamaz. Yani onların Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi atıyorum bunu yapabilir ama herhangi bir işte ne bileyim şehir hastanesi yapamaz. Yapamaz tabii yani çünkü öyle bir şey yok. Yani bir de bu normal şartlar altında aslında bunların hepsi bir uzmanlık alanıdır. Yani sonuçta her psikiyatristin de yeme bozukluğu uzmanı olacak hali yok. Hali yok. O yüzden de aslında normalde sizin bu işe dedike edilmiş. Hatta Türkiye'de bununla ilgili oldukça az uzmanlık var. Yani biz bu konuyu yapalım dediğimiz zaman güçlü siz olabildik yani. Yani bu işlere dedike olan zaten bir şey yani sistem kurmak zor. Çünkü bizde zaten sayılar özellikle mesela değil mi? Çocuk erken psikiyatrist. Şimdi ben asistanlığa girdiğimde kaçıncıydım? 53. mi 55. mi neydim yani? Asistan, herkes dahil. Yani şimdi yine oldu tabii sayısı daha fazla ama yok ki. Yani, bütün Türkiye'de. Tabii yani 2000 kaçta girdim ben? Yok 98'de başladım asistanlığıma. O zaman 53. müydüm 52. mi neydim? Yani bütün hocalar dahil ki onların çoğu gelişkin psikiyatrist üstüne çocuk psikiyatrist olmuştu. Dolayısıyla yani sayı çok az olan bir yerde zaten kimse özelleşemez. Yani önce belli bir sayı olacak. Onların belli bir eğitim verilecek. Onun işte bir süpervizyon sistemi olacak vesaire. Şimdi bunlar içinde birinin uğraşması lazım. Yani bu hani kendiliğinden olabilecek bir sistem değil. Bunu kurduktan ancak böyle bir şey kuracaksınız. Onun işte birimleri olacak. Ki hani sizin söylediğiniz gibi kamu hizmeti olarak bunu verebilirsiniz. Bir de uzun süreli bir hizmet. Onun takibini yapacaksınız. Yani pratik olarak ancak birkaç yerde içinde çok zor yapılır. Çok zor. Bilmiyorum siz çok ama. Kesinlikle yani evet. Kesinlikle aynı noktadayız. Çünkü benim mesela ben işte Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı zamanda yarı zamanda öğretim görevlisi ve öğrencilerim oluyor ve çok meraklı oluyorlar. Ben de çok seviniyorum. Ne güzel yeme bozukluğu konusunda uzmanlaşacak yeni ruh sağlığı gençler uzmanları, yani. Gençler şeklinde. Ama yol yani süreç içerisinde demotive oluyorlar. Niye? Yani çünkü şöyle bir şey. Yani alanda genelde şey açısından, uzman açısından da mesleki tatmin açısından da çok zor. Niye? Yani bir, gelen kişi ne kadar istekli soru işareti. Ailesine soracağım. Onu soracağım şimdi. Mesela bu hastalığı aile keşfetti ve gördü. Dedi ki ergende böyle bir şey var. Çocuk ne kadar hevesli oluyor? Çünkü anladığım kadarıyla demin anlattığınızdan red çok kuvvetli. Çok, evet. Kabul etmeme, tedaviyi reddetmek, kendinden ve büründüğü şekilde memnun olma çok üst düzeyde. Nasıl oluyor tedavi süreci? Çünkü zaten şöyle bir, anoreksiya nervosunda eğer tedavi olursam kontrolü tamamen kaybederim, kilo almaya başlarım. O yüzden tedavi olmayayım, bu yüzden bir kaçınma var. İki, bulimia nervosa da tamam kusmak beni zayıflatmıyor ama yine de bir illüzyon yaratıyor yediklerini çıkarmaya dair. Bu sefer ben bunu bırakmış olacağım. Üçüncü, tıkınırcasına yeme bozukluğunda da şöyle bir durum var. Bu arada tıkınırcasına yeme bozukluğu ve bulimia nervosa da tedaviye gelme çok daha yani kendi isteğiyle kişinin tedavi olmak istemesi çok daha oranı fazladır. Çünkü bir zaman içerisinde gerçekten kilo aldığını görüyor. Yine kilo odaklı aslına bakarsanız bulimia nervosa olan kişilerde ben yiyip kusuyorum ama kilo vermiyorum şeklinde ve hayatım olumsuz yönde etkileniyor. Tıkınırcasına yeme bozukluğunda da mesela kilo alımı olduğu zaman kişi geliyor. Ama geldiğinde bile Fatih Bey odağı şu oluyor. Yani orada yeme bozukluğum var ve yeme bozukluğumu değiştirmek istiyorumdan ziyade ben işte yeme kilo vereyim. Yani tedaviyi böyle bir şekilde atağa durduracağım ben ki kilo verebileceğim gibi bir anlamlandırma söz konusu. Şimdi o yüzden zaten bu konuda farkındalık yani aslında hastalığı değil semptomu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi öyle olduğu zaman da tabii ki geldiğinde şimdi ben nasıl yani kilo veremeyecek miyim? Şimdi yeme bozukluğunu ortadan kaldırana kadarki süreçte kilom aynı kalacak. Bu çok uzun zaman alır diye mesela çoğu kişi süreci yarıda da bırakabiliyor. O nedenle zaten bir gerçekten kişiler zorla hani geliyor bazen aile zoruyla geliyor. Aile zoruyla gelen kişiyle ne kadar terapötik ilişki kurabilirsiniz? Yani 1-2-3 deniyorsunuz ama istek yoksa red varsa bu hakikaten çok zorlayıcı olabiliyor. 2 gelen kişi yeme bozukluğunda ne kadar istekli bile gözükse
bir ikilemde olabiliyor. Yani senelerdir orada olan bir alışkanlığı diyeyim ben. Hani bırakmak kolay bir şey değil. Artı eyvah yeme bozukluğumu bırakırsam ben kilo alır mıyım gibi endişeler oluyor. Öyle olduğu için de tabii ki o süreç her zaman verimli gitmeyebiliyor. Yani ben mesela danışanlarımla psikiyatrise yönlendirme ve işbirliği yapmak konusunda hakikaten çok zorlanıyorum. Yani gerçekten çünkü işte ilaç beni kilo aldırıyor. Siz de bu işi tek başınıza yürütmeye çalışmıyorsunuz. Yok, asla. Psikiyatrist, endokrinolog, iç hastalık müdahale hepsine... Tabii. Yani çünkü şöyle yani bir şeyi ne kadar çok bilirseniz hani o kadar titizlenirsiniz ya. Yani hani ben hani o yani dediğim gibi senelerdir bu işte çalışıyorum. Yani ve şunu biliyorum. Yani o öyle hani sosyal medyada yer alan popüler söylemler işte duygusal yeme, duygularınızı işte hani keşfedin vesaire gibi o klişe lafların ötesinde tamam derinliği olduğu zaman tamam ama yeme bozukluğu bundan ibaret değil. Yani beni çok aşan tıbbi yerleri var. Yani o noktalarda da tabii ki benim endokrinoloji uzmanlarıyla özellikle psikiyatri uzmanlarıyla bunun tedavisi öyle çok da kolay bir şey değil. O yüzden de uzmanlar zaten yeni uzmanlar çok yetişmek istemiyor. Ben bir ekiple çalışmam lazım. O ekibi bulmak kolay değil. İşte Özgür Bey'in dediği gibi çocuk ergen psikiyatri uzmanı bulmak o kadar zor bir şey ki. İnanılmaz bir şey ya. Yani şaka gibi gerçekten. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı sayısı eskiden daha zordu. Evet şu an daha fazla ama yine de zor. Bu işin hani süreç içerisinde gerekli durumlarda beslenme uzmanı işin içine giriyor. Aile terapisti giriyor. Bir servet. Şimdi tamam mı? Yani hani aile de bunu aynı zamanda kişi de karşılayamayabiliyor. O yüzden yani, yani çok yönlü. Bunu gören işte yeni uzmanlar da süreç içerisinde mesleki tatmin olarak tabii ki demotive oluyorlar. O yüzden de bırakıyorlar. O yüzden de uzmanlar... çok zor bir şey bu ya. Yani, kolay bir şey de değil. Çok zor. Çünkü emek veriyorsunuz. Tam böyle tam olacak dediğiniz noktada böyle bir hani geri adım atma oluyor ve bazen o geri adım attığı noktadan kişiyi ileriye götüremeyebiliyorsunuz. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Yani hakikaten çok zor bir şey mesleki tatmin olarak. O yüzden bakın sadece Türkiye'de değil dünyada da. Ben bildim bileli aynı isimler var. Kongrelere gidiyorum aynı insanlar, hocalarım aynı hocalar. Yani alana çok fazla yeni insan da girmiyor. Yani ben de bunu gerçekten üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü biraz azımsanan da bir alan. Çünkü hep şöyle bakılıyor. Yani zaten başka problemi varsa altında onu çözersen yeme bozukluğu da kendine... Öyle bir şey yok. Yeme bozukluğu bir semptom değil ki. Kendi başına bir problem. Evet tamam. Nüksü önlemek açısından o kişinin hayatında ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmesi, sınır koymayı öğrenmesi, duygularını sağlıklı şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yeme davranışını da aynı şekilde sağlıklı yönetmenin dışında. Ama yani akciğer kanseri hastasına sigarayı bıraktırmak meselesi değil. Sigarayı bırakacak ama bunlar da olacak. Tabii. Yeme davranışını düzenlerken aynı zamanda tabii ki oradaki onun psikolojik duygusal komponentleri üzerinde de çalışmak gerekiyor. Yaracığım biraz daha devam edecek seçenekten orasını vermemiz gerekiyor. Devam edebiliriz değil mi? Hayır, versin. Evet, yani zor iş. Şimdi zor iş olduğu için insanların yani kaçmasını da anlamak kolay. Mesela madde bağımlı vesaire bunlar da zor işler. Yani daha kolay yapılabilecek, yüz güldürücü, daha kısa süren bir sürü iş var. Yani maddi açıdan vesaire bakarsanız. O yüzden burada şimdi ödeme kısmı, mesela geri ödeme, sigorta vesaire dediğinizde neyi ödediğine bağlı olarak değişiyor. Şimdi sonuçta devlet terapi olarak ödüyor. Ama onun içeriğine dair hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla yani eğer normal bizim işte bu SUT'a baktığınız zaman işte aile terapisini de öder. Bireysel terapiyi de öder, her şeyi de öder ama onun içeriği ne ki yani? Sonuçta ben yani kim yapıyor, hangi yetkinlikle yapıyor, onu kim kontrol ediyor? Dolayısıyla baktığınızda hepsi ödenir. Ama yapılan iş o iş değil. Yani bu konuşulan işle onun alakası olan bir şey değil. Çünkü bir kere uzman insanlarınız olacak. Onların bir devamlı olacak. Oraya bir dediğim gibi eğitim, süpervizyon ve devam eden bir iyi grup adam koyabilmeniz lazım. Şimdi ben dediğim gibi bir iki ay önce işte bir makale okudum Fransa'da. %19.2 Fransa'da ergenler arasındaki yeme bozukluğuna rastlanma sıklığı. Şimdi bu ciddi bir şey. Pek çok aslında daha fazla bir şey. Peki mesela üniversite eğitimlerinde bu hastalıkla ilgili, yeme bozukluğuyla ilgili özel birimler var mı? Yoksa dediğiniz gibi... Yok. Yok. Şimdi şöyle, yani çoğu yani uzmanlık eğitimlerinin çoğu, şimdi zaten şey ayrı bir şey, onu size anlatırsınız. Yani mesela klinik psikoloji eğitiminde zaten klinik kısmı çoğunda yok. Yani pratik olarak kimse bir şey görmediği için
Yani mesela insanlar teorik olarak çok iyi biliyor ama mesela anoreksiye görmüş olmuyor. Yani bir tane bir hasta görmüyor insanlar. Dolayısıyla o zaten apayrı bir problem. Bizim asistan eğitimine baktığınız zaman da yani nerede olduğunuza göre değişiyor. Yani diyelim ki büyük bir yerdeyseniz, hasta görüyorsanız, yani bir sürü insan yatıyor, çıkıyor ve bazı şeyler yapılıyorsa, mesela grup yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor, görüyorsunuz. Yapılmıyorsa hiçbir şey görmüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu tamamen nerede olduğunuza, oradaki insanların kim olduğuna bağlı olan bir şey. Ve bu aslında diğer konular için de öyledir. Dolayısıyla siz aslında bir uzman yetiştirirken, onun çıktığı yere bağlı olarak, yani çok daha, yani bir miktar daha gelişmiş, yani nasıl söyleyeyim, işte pratisyen hekimin hafif üstü bir insan da çıkartabilirsiniz. Çok daha yetkin bir insan da çıkartabilirsiniz ama normal şartlar altında zaten şey bittikten sonra, yani asistanlık eğitim bittikten sonra kişinin uzmanlık hayatında bu konuda süpervizyon almaya, çalışmaya ve birilerine yani devam etmesi lazım. Zaten hani sırf bir uzmanlık eğitimi içerisinde öğrenemeyecek bir şey değil ama uzmanlık eğitimde de öğreniyor mu? Bir sürü insan öğrenmiyor. Ya zaten burada şöyle bir sorun var, biliyorsunuz bizim olaylarda bu ünvanlar, titriler falan biraz şeydir yani, nasıl söyleyeyim? Hafif böyle içinde ne olduğu belli değildir yani. Yani adam profesör olabilir, hiçbir şey bilmiyor olabilir. Uzman olabilir, bir şey bilmiyor olabilir. İşte uzman psikolog olabilir, hiçbir şey bilmiyor olabilir. Veyahut da tam tersine bir işte uzman psikolog olabilir, profesörden çok daha iyi biliyor olabilir. Dolayısıyla içi o kadar şey ki bizde. Yani dünyanın her tarafında bir miktar böyledir ama bizde çok bariz böyle. Ya çünkü nereden çıktın, nasıl kendini geliştirdin, neler yaptığınla alakalı çok değiştiği için. Ama standart bakarsanız standart olarak yani herkes bunu görür, bilir, bir sürü deneyim vardır diyemeyiz. Diyemeyiz. Peki hocam. Ya ben o konuda şanslıydım çünkü yani yani klinik deneyimi yani Amerika'da yeme bozuklukları servislerinde yaptım. Şimdi tam onu soracağım size. Yani ben o konuda hani şanslıydım. Psikoloji eğitiminde aslında galiba bunun çok bir yeri yok ama sonrasında bunun üzerine klinik eğitim sırasında bununla uzmanlaşma mı gerekiyor? Yani şöyle yani klinik mesela klinik staj sürecinde yani eğer tabii yapabiliyorsanız daha fazla yeme bozukluğu olan danışan görebilirsiniz ama yani şu da bir opsiyon. Normal klinik staj sürecinizi bitirip daha sonra hani bu alanda özel eğitimler alıp hani ekstra gönüllü de stajyer olabilirsiniz. Yani ben evet eğitimin bir parçası olarak yeme bozukluğu merkezlerinde yani yatılı servislerinde işte Amerika'da tamam çalıştım ama yandan da yaptığım işle ilgili o kadar tutkuluydum ki mesela bütün yaz boyu işte her yaz gönüllü staj yapıyordum insanlar memlekete dönerken. Yani uzmanlaşmak istediğiniz zaman tabii ki bu alana yönelebilirsiniz. Ama tabii şu da var. Yani buradaki öğrenciler için, buradaki uzmanlar için nerede uzmanlaşacak? Yani kaç tane öyle kalifiye yeme bozukluğu servisi var? Yani ben bundan 20 sene önce çalıştığım yeme bozuklukları servisinde işte sabahtan akşama kadar şeyler oluyor. Yani bireysel terapiler, bir plan program var. İşte yeme bozukluğu hastalarına, yatışında olan hastalara ya da günlük gelip giden hastalara özel. Sabahtan akşama kadar işte yemek programı. Orada yeme bozuklukları konusunda uzman beslenme uzmanları. Bakın ben neden yeme bozukluğu uzmanı titrini kullanıyorum? Bu Türkiye'de olan bir uzman değil. Amerika'da geçer. Certified Eating Disorder Specialist diye. Bu unvanı almak gerçekten çok zor bir... Yani çok çok zor. Ben 7 senede aldım. İşte 10 bin vaka görmeniz gerekiyor. Bunun yanında 4 saatlik bir sınava girmeniz gerekiyor. İşte yani böyle çok gerçekten zorlayıcı. Yani doktordan çok daha zor olan kriterleri var. Ve her 2 senede bir de sınava giriyorum. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sınava giriyorum. Ama Türkiye'de herhalde böyle bir şey gerekiyor. Türkiye'de uzman dersiniz. Ya, olur zaten. Biter gider yani her şey diyebilirsiniz. Mesela şimdi siz bu televizyona çıktınız. Birkaç kere anlattınız çeşitli programlarda birdenbire. Tabii. Feyza Hanım çok iyi, biz de olalım diye bir... Ya işte alanda boşmuş falan diye insanlar olabiliyor. Yani ve her 2 sene bir de üstelik dosya gönderiyorum. Yani derneğe. Peki hocam bir şey belki şimdi konuşunca bunu. Türkiye'de yeme bozukluğu sıklığı dünyaya oranla nasıl? Daha mı fazla, daha mı az?
Yoksa bununla ilgili elimizde pek çok konuda olduğu gibi sağlıklı bir istatistik yok mu? Çok veri yok elimizde. Yani ben sürekli bakıyorum ama çok fazla çalışma yok. Yani var ama bir Amerika Birleşik Devletleri kadar değil. Yani mesela pandemi sürecinde yeme bozuklukları ne kadar arttı, ben İngiltere, Amerika size verebilirim sayıları, oranları. Ama Türkiye'ye henüz yapılmış bir çalışma yok. Daha az. Çünkü insanlar bu alanda çok uzmanlaşmak istemedikleri için çok fazla çalışma da çıkmıyor. Bu alanda daha az uzman olduğu için tabii ki daha az çalışma çıkıyor. Ve tabii ki kıyasla yani bir dolu ülkeye göre daha iyi. Mesela işte Japonya'ya göre daha iyi, Çin'e göre daha iyi. Öyle mi? Yani oralara göre daha iyiyiz tabii ki. Oralarda zaten genelde yani hani böyle bir işte psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara karşı daha bir toplumsal baskı var. Çünkü mesela yani utanç duygusu Japonlarda işte en belirgin duygudur ve aileyle ilgili hiçbir şey anlatmayı istemezler ve kaçınırlar. Duygular çünkü onun için utançtır gibi. Dolayısıyla hani o kadar kötü değiliz ama tabii ki yani bir Hollanda, bir İtalya, İtalya'da mesela bu konuda çok iyi, gerçekten şaşırtacak derece yeme bozuklukları araştırmaları konusunda. İtalya ya da bir işte Amerika, Kanada gibi de değiliz. O yüzden de elimizde böyle çok veri yok ve şu da sağlıksız oluyor. Yani işte bana çok başvuru oluyor. İşte yeme bozukluğu çok yer. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bilimsel bir şey değil. Yani bilmiyoruz. Yani çünkü bir tek hani ben bir tek ben yokum tabii ki. Yani bu alanda çalışan birkaç uzman var. Zaten yeme bozukluğu olan kişiler işte bizlere gidip geliyor. Yani, o da farkına varırlarsa ve bir tedavi gerektiğine inanırlarsa. Yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen beslenme uzmanları bizden daha fazla yeme bozukluğu görüyordur. Ben ona eminim. Yani çünkü yeme bozukluğu olan ama kişiler... Ama mesela beslenme uzmanı da genellikle bizde zayıflamaya yönelik bir algıya sahip olduğu için yeme bozukluğunun diğer anoreksiye ve bulimiye tarafında herhalde yeterli onlara donanıma sahip değillerdir. Ya işte o kadar haksızlık etmek istemem. Çünkü artık yeni yeni, yani belki sosyal medyanın en iyi taraflarından bir tanesi bu. Yeni yeni onlar da bu konuda oldukça hani farkındalık kazandı. İyi, o çok iyi. Dolayısıyla mesela bana yönlendirme yapan birçok beslenme uzmanı oluyor. Tabii gelmeye de biliyor kişi. Bu arada o yönlendirme yapıyor ama gelmeye de biliyor. Peki Özgür Hocam, şimdi bir şey... İlgimi çekti. Bir izleyici mail atmış. Diyor ki ya kardeşim, siz yeme bozukluğundan bahsediyorsunuz. Türkiye'de zaten insanın yeme sorunu var. O yeme bozukluğunun ne etkisi var ki? Şimdi yeme bozukluğu... Yeme sorunu var dediğin herhalde. Yemek sorunu yani. Beslenme sorunu var. Yani sağlıklı beslenmiyor insanlar. Parasızlıktan, ekonomik durumdan bahsediyor. Yeme bozukluğunun sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri sadece zayıflamak değil herhalde. Uzun vadeli etkileridir. Tehlikeli etkileri nelerdir? Şimdi eğer yani anoreksiya açısından bakıyorsak... Anoreksiya, bulimiya ve hepsi. Ya anoreksiya açısından baktığınızda anoreksiyada zaten yani bir 10 yıllık dönem içerisinde işte ölme ihtimaliniz yani her dönem için bir %5 diye gidiyor. Dolayısıyla yani 10 yılda %50'nin üstüne çıkıyor. Yani genelde tabii o kadar sürmüyor. Çoğunda zaten bir şey oluyor ama yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 5 kat artmıştır. Yani çalışmadan çalışmaya değişiyor. Yoksa zaten yani bizim psikiyatrik sorunlar içerisinde... Anoreksiyada ciddi bir ölüm riski var yani. Evet, yani bizim psikiyatrik sorunlar içerisinde, bozukluklar içerisinde en öldürücü anlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir kere ölüm riskiniz var. Sonra yemeyle geri dönmeyebilecek sorunlar olma ihtimali var. Mesela bunların işte en önemlisi yani bu kemik yoğunluğunda, kemik densitesindeki sorunlar. Bunlar şeyde her zaman geri dönmüyor, geri beslendiği zaman. Daha sonra bunu astronotlardan da biliyoruz zaten. Evet, sonra kardiyolojik sorunlar var. Bunlar da bazen geri dönmüyor ama çoğu onların geri dönme ihtimali var. Dolayısıyla tipine bağlı olarak eğer yani kusan tipse, dolayısıyla kusmaya bağlı bir sürü işte yani özofagus yırtıklarından kanamalara kadar, yırtık kanserine kadar bir sürü başka orada sorun var. Dolayısıyla yani bulimiyadakiler karaciğer de fonksiyonunda çok... galiba ciddi bozukluklar. Evet, bütün yani zaten böbrek, karaciğer hepsi yani o şeyin gidişine göre söyleyeyim. Bozukluğun, yani açlığın durumuna göre hepsi bir şekilde zaten o işte kaslar yıkılacak. Tabii onların hepsi de geri gelebilecek şeyler değil. Bulimiyada daha çok zaten o işte kusmaya bağlı veya diğer düzeltici hareketler olan işte bu laksatif, diüretik yani bu müsil veya idrar söktürücü ilaçlar almanıza bağlı olan etkiler var. Dolayısıyla bir sürü endokrin etki var. İşte adet kesilmesinden diğer şeylere kadar. Dolayısıyla yani çok geniş ve olumsuz etkileri olan bir durum. Ve yani şu, yani insanların yiyecek bir şey yok, ne yeme bozukluğu demek tabii anlamlı bir şey değil. Çünkü bununla yani bu ikisi alakalı şeyler değiller. Yani hiçbir yani yiyecek bir şeyiniz yok. Yani sadece ekmek yiyorsunuz ise yani bu hani yeme bozukluğu olmanızı zorlaştıran değil, kolaylaştıracak olan bir şey. O yüzden de
Artı Feyza'nın söylediği doğru. Zaten alabileceğiniz bir sürü en ucuz besin, kalorisi en yüksek besinler. O yüzden çok yani onunla bir alakası yok. O yüzden, yani sağlık sorunu olarak büyük bir sağlık sorunu. Neyse ki mesela hani depresyon kadar vesaire o kadar sık değil. Yani o yüzden belki bazen... O kadar sık değil mi? O kadar sık değil yani şey olarak o kadar sık değil. Mesela anoreksiya sıklığı o kadar değil. Hı hı. Yeme tutumunda bozukluk çok sık olan bir şey. Ama yani anoreksiya tanısı... Tabii anoreksiya daha düşük. Benim söylediğim mesela Fransa'da %19.2 evet, ama onlar, toplamı. Onlar ama şöyle, onlar yeme tutumundaki sorunlara evet. baktıkları zaman. Yani gerçekten klinik olarak hani belli bir durumun altında mesela onlara baktığınızda o daha az. Dolayısıyla şu anlamda bunu söylüyorum. Yani bunun ne kadar önemli bir sorun olduğu, her gün görmediğiniz bir şey olduğu zaman gözünüzden kaçabilir. Kaçıyor. Ama yani hastaları gördüğünüz zaman hayatlarının yani psikolojik olarak, fiziksel olarak tamamını etkileyen ve kalıcı etkiler bırakan çok ciddi bir hastalık. Peki tedavi oranı nedir bu hastalıklarda? Başarı oranı. Evet, tedavi başarı oranı. Şimdi başarı oranı aslında iyi. Yani özellikle hem bu yani buna odaklı bilişsel davranışçı terapilerde hem aile terapilerinde özellikle kısa sürede iyi yani kısa süre derken süre ne kısa dediğiniz? Şöyle yani tedavinin bitiminde iyi bir sonuç elde etme olasılığınız düşük değil. Yani kısa süreden kastım nüksedebilir anlamında söylüyorum. Ama yani klasik bilgi olarak baktığınızda yani hastaların en az yani %50 civarının hatta biraz daha fazlasının çok iyi düzeldiğini bir ise %20-30 civarında fena olmayan şekilde düzeldiğini görebiliyorsunuz. Yani lüks oranları ne peki bunda? İyi bir tedavi yaparsanız insanlar düzeliyor. Zor ama düzeliyorlar. Peki Feyza Hocam bunun tedavi süresi nasıldır böyle? İnsanı bıktıracak kadar uzun mudur? Hastayı ne kadar süreyle bu tedavinin içinde tutmak mümkün olabiliyor? Şimdi şöyle bu bir kişiden kişiye göre değişiyor. Ne açıdan? Yani bir kere sürece uyumu açısından. Yeme bozukluğunun şiddeti açısından. Bir de aslında rastladığımız problemlerden bir tanesi o. Demin yani onu aslında söylüyordum. Şimdi benim 2 senede bir işte mesela raporlamam gerekiyor. Kendimi ne kadar geliştirdiğime dair. Çünkü eğer ki yeterince geliştirememiysem yeme bozukluğu uzmanı ehliyetim alınıyor. Hani bunu aldım ömürlük kullanmalık gibi bir şey değil. Yani bu kadar sıkı denetimi olan bir şey. Dolayısıyla hani doğru kişiye gelmek, rast gelmek, doğru kişiye gitmek de bu açıdan önemli. Ve baktığınız zaman süreci uzatan ve kronikleştiren şeylerden bir tanesi de bir, evet farkındalığın olmaması, 2 farkındalık olup ama doğru insanlara ulaşamamak. Yani hani isimleri bilsen de bir şekilde belki maddi sebeplerden dolayı, belki lokasyon dolayısıyla ulaşamamak gibi problemler olabiliyor. Şimdi bu etkenleri de göz ardı edemeyiz ama bunun dışında hakikaten bireyden bireye göre değişiyor. Hani bazen bakıyorsunuz hakikaten 2-3 ay içerisinde hani çok rahat toparlarken hani bazen yani 1-2 seneye gibi ne yazık ki zamanlara yani yayılabiliyor. Hani bazen de şöyle oluyor mesela. Evet toparlanma oluyor. Ondan sonra işte bir 6-7 aylık bir süreç yeme bozukluğu davranışı, tutum ve davranışı yok. Ondan sonra bir ufak hayat değişimi tekrar başlayabiliyor. Ama şunu öğretiyoruz terapi sürecinde. Yani hayatında şu dönemlerde tekrar hani lüks olabilir. Hani öyle bir durum olduğu zaman hani ona tam lüks demiyoruz. Hani önceden hani önlem al ve işte terapistini ara, evet. doktorunu ara, işte beni ara şeklinde. Ve bu bağlamda önüne geçebiliyor. Aslında bir tür alkolizm gibi gördüğüm kadarıyla. Öyle ama burada tabii zor olan şöyle bir şey var. Alkolü bırakırsınız ama yemeği bırakamazsınız. Yani hani alkolü bırakırsın. Tamam. Ama ben yemeği bıraktım arkadaşım artık yemek yemiyorum diye diyemeyiz. Şimdi yaşamak için... Yani gerekli olan bir şeyle insanın probleminin olması hakikaten çok zor. Yani şey gibi bir şey, alkol bağımlısı olan bir insana işte bak arkadaşım içeceksin ama günde 3 öğün içeceksin sadece ve orada kalacaksın. O gride kalacaksın ve bunu hayatın boyunca sürdüreceksin. Yani demek gibi bir şey aslında çok 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 daha zor. O yüzden de yeme bozukluğu olan kişilerin sıklıkla söylediği şey ya ben sigarayı bıraktım. Ya bunu niye bir türlü iyileşemiyorum? Çünkü onu bırakabiliyorsun ama yemeği bırakamazsın. Bırakmaman gerekiyor hatta. Yani burada yani siyah ve beyaz yok. Yani grilerde kalmayı başarabilmek önemli. Ve tabii bu da kolay bir şey değil. Size grinin aynı tonunda kalmayı. Aynı tonunda, olabildiğince aynı tonunda. Yani arada kalmak. O yüzden kişiden kişiye göre değişiyor. Ama hani bilişsel davranış terapi özellikle işte o
bireye özel biçimlendirilmiş bilişsel davranışçı terapi, yeme bozukluğu için özel geliştirilmiş bilişsel davranışçı terapi gerçekten umut vaat eden sonuçlar veriyor. Mesela özellikle bulimia nervosa ve tıkanırcasına yeme bozukluğunda %90'lara varan iyileşme oranı, işte anoreksiya nervosa da %70'lere ulaşan iyileşme oranı gibi. Tabii ki kişi devam ederse. Ederse. İnan ederse. Hocam sağ olun. Kaldı mı söyleyen bir şey? Şunu eksik yaptık, şunu fazla söyledik. Yok, bence bayağı güzel her şeyi ele aldığımızı düşünüyorum. Aldık mı hocam? Aa, çok güzel, evet. Yani bıraksanız yani sabaha kadar konuşuyoruz. O yüzden siz hani abuk sabuk bir şey sormuş veya sorulması gereken bir şeyi sormamış olabilirim. Bende de yeme bozukluğu var. Ben sürekli yemek düşünüyorum. ama inşallah etkili olmuştur. Temelinde şunu o zaman. Bir, çocukların, ergenlerin duygularını saklamalarını istemeyeceğiz. Tam aksine duygu paylaşımına önem vereceğiz. Duygu paylaşımının engellenmesi çocuklarda yeme bozukluğunun tetikleyici unsurların başına mı geliyor? Yani evet, altyapı sağlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü temel bir beceri yani. Çocukların stres derinin yüksek olması ve stresin yarattığı travmalar bunu tetikleyebiliyor. O yüzden de çocukların stresle baş etmeleri konusunda onlara destek olmak gerekiyor. Evet, yani stres yönetme becerilerini öğretmek. Evet. Yani bu sadece yeme bozuklukları için değil, aslında bu saydığınız yani ilk iki maddede birçok hani patoloji önlemek açısından. Bunun dışında da genel olarak vücutlarıyla ilgili, özellikle ergenlik çağlarında fazla yorum yapmamak, ideal kilo, ideal yemek, ideal vücut ölçülerinden fazla bahsetmemek, gençleri ve çocukları vücutları üzerindeki doğrular ve yanlışlar üzerine eleştirmemek, lakaplar takmamak, vücut utandırması dediğimiz türde vücutsal eleştiriler yapmamak, vay göbeğe bak, vay bilmem popoya bak falan gibi şeyler söylememek, özellikle o yaş grubu içerisinde bu konuya fazla girmemek gerekiyor. Evet, çok iyi gidiyorsunuz. Çocukların davranışlarını yakından takip etmek, aşırı hızlı kilo kayıplarında, gizli yemek yeme, yemeği aileyle beraber yememe durumlarında çocuğun yeme bozukluğunun tetiklenmiş olabileceğine dikkat ederek buralarda çocuğun kilo değişimini yakından izlemek ve gerekiyorsa bu gibi koşullar oluşmaya başladıysa eğer hızla bir doktora görünmek, ne kadar erken görünürse o kadar tedavimiz kolaylaşıyor. Öncelikle bir belki iç hastalıkları mütehassısı ama sonrasında muhakkak bir ekip halinde psikiyatr, psikolog ve beslenme uzmanıyla bir ekip çalışması yürütmek gerekiyor. Bunun kolay bir süreç olmadığını bilerek hareket etmek gerekiyor. Bunun zaman alabileceğini hissetmek, görmek gerekiyor. Doğru muyuz? Yani staj sınavı olsaydı gayet iyi bir nokta geçiyordunuz. Cidden yani. başka ne yapmak gerekiyor bunların dışında? Ya bunların dışında artık söyleyeceklerimiz büyük oranda tekrar veya ayrıntı şeyler olacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu konularda bilgiler için. Kimileri için önemli, kimileri için önemsiz olabilir ama her hastalık gibi, her rahatsızlık gibi o hastalıktan muzdarip kişiler açısından önem arz eden bir konu. Toplumsal açıdan da giderek fazla özellikle gençleri etkileyen bir konu, sosyal medyada yoğunlaşıyor beraber. Bu konuda bilgi verdiğiniz için, bu konuda da bu acayip konularda uzmanlaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Çünkü gerçekten Türkiye'de şunu söyleyeyim, doktorları bir araya getirmek oldukça zor. Bir türlü birbirleriyle geçinemez, onu beğenmez, o bilmez, o bilir falan filan. Beraber geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız, sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, yarın akşam siyaset konuşacağız. Kimlere konuşacağız vallahi bilmiyorum. Yani hakikaten yarın sabah öğreneceğim. Sürpriz bir şey olabilir inşallah olursa, arkadaşlar uğraşıyorlar. Neyse, yarın akşam saat 20-22 burada olacağız. 22'den sonra bir şey varmış. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir ortak yayın falan filan varmış. Herhalde kıymetli bir şeydir. Cumhurbaşkanı'nın konuşması değildir. O önceden bu kadar belli olmaz. Başka bir şeydir ama kıymetli bir iş var. Anladığım kadarıyla bilmiyorum ne olduğunu. Yarın 20-22 beraberiz. Sonra bir hafta yokum, görüşürüz. Hoşçakalın.